Herkese merhabalar. Finishing Podcast platformunun sunduğu Wenger'in montuna hoş geldiniz. Ben Alize Nüner. Bugün yine aslında Salih ve Ömer'le beraberiz ama çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Onur Erdem bizimle beraber bu podcast'te. Abi hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Hoş geldin Ömer, abi. Salih size de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz papucunuz hoş atılacak bulduk. Bu bölüm ama artık. Sağlık olsun. Ben patlayabilirim yayının ortasında. Bana bir söz verin. Kıskanmayalım bu yayında. Bir şekilde ilerleyelim. Abi hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederiz davetini bizi de kabul ettiğin için. Önce klasik bugünlerdeki soruyla başlayalım. Nasıl gidiyor karantinada hayat diye ben konuya gireyim. Biliyorsun yeni klişelerimiz oluştu işte. Bu zamana kadar yapamadığım şeylere zaman buluyorum. Onları yapıyorum. Sen o tarafta mısın? Yoksa yok abi ben normal devam ediyorum yaşantıma mı diyorsun? Nasıl geçiyor? Abi yaşantıma tabii ki normal devam edemiyorum. Ama şey de değilim ya. Yani çok zaman ayıramadığım şeylere kendime zaman ayırdım. İşte öyle yapıyorum, böyle yapıyorum falan filan. Öyle bir durumum da yok. Yani ne girdi hayatına daha fazla diye sorarsan işte yemek yapıyorum yani daha fazla. O birazcık terapi gibi oluyor. O yüzden yapıyorum. Böyle ne bileyim müzik açıyorsun işte 2 saat orada bir şey kes, doğra, biç, pişir falan. Yani bana iyi geliyor öyle diyeyim. Kimi işte bunu puzzle'da bulmuş. Öyle bulan arkadaşım da var. İşte ne bileyim kimi kitaplarını falan baştan düzeltiyor, topluyor, bir şeyler yapıyor. Yani herkes ya nasıl anlatayım? Abi günde çalışıyorsun sonuçta. Şu anda da çalışıyoruz eyvallah ama atıyorum benim işe giderken ve dönerken toplam 2 saatlik bir boşluğum vardı gün içerisinde. Şimdi o boşluğu yolda geçirirken sürekli bir hareket halinde olunca çok farkına varmıyorsun da şimdi o mesela en basit örnek olarak bunu veriyorum. Abi o boşluk şu anda birebir olarak yüz yüzeyim yani ve evdeyim. O 2 saati en kötü yani en sadece bu örnekten bakabilirsin. Onu doldurmam gerekiyor. Onun için de kendime meşgaleler yaratmaya çalışıyorum. Yani yemek yapmayı yapardım yani ama öyle ayda yılda bir falan yapardım. Şimdi onunla dolduruyorum birazcık. Ne bileyim işte izleyemediğim bir şeyler vardı. Onları izleyip bitirmeye çalışıyorum. Kitap okuyamıyorum. Katiyen kafam almıyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Sıfır odaklanmam var. Yani film falan da izleyemiyorum o yüzden. Hani bir saatten fazla herhangi bir şeye doğru düzgün odaklanabilmiş değilim şu ana kadar. Böyle böyle akıl sağlığımı korumaya çalışıyorum. Yapacak pek bir şeyim yok yani. Ya evet benzer aslında herkes de benzer işte herkes de evden çalışmaya döndü yeni bir şeyler doldurmaya çalışıyoruz ama tabii sosyallik bir eksik bence burada çok tabii. Ciddi bir eksik. Yani en büyük eksiklik. Aynen yani çıkıp da işte arkadaşlarla dışarıda bira içermek birazcık sıkıntı oluyor ama tabii ki bu çok olağanüstü koşullar ve bunu ayak uyduruyoruz. Bir daha bir orada şöyle peki? Bir problem oldu. İşi yapıyorsun ama mesela şimdi biz ofiste 25-35 arası insan yani ortalama gidiyoruz, geliyoruz falan filan. Tabii. Beraber orada çözüyorduk işleri. Şimdi yüzle geldiğin insana yan odadan seslendin abi hadi şurada şöyle bir şey yapıyoruz bile artık WhatsApp'tan yazmak zorundasın ya. Yani WhatsApp ve telefondan nefret ediyor yani nefret eden noktadaydım zaten ama hakikaten bir illallah dedim çünkü sürekli bir şey var ve hani insanlar da artık zaman kavramında kalmadığı için nasılsa evdesin ya hani bunu ben de yapıyorum bu arada sadece bana yapılıyor diye söylemiyorum ben de yapıyorum aynısını abi sanki karşımdaki evde zaten abi bir işi yoktur takılıyordur falan diye istediğim gibi arıyorum istediğim mesajı atıyorum sanki o insan mesela bundan bir ay önce 1,5 ay önce birisine mesaj attın 3 saat sonra sana döndüğünde herhangi bir problem olmuyordu da şimdi 3 saat sonra döndüğünde trip yiyebiliyorsun falan böyle bir garip evet. Yani hani onun gerekiyor galiba yani o da beni zorladı abi. Birazcık çok doğru ya. Benim dün bende arkadaşım var benim bir tane reklamcı. İşte dün bir gün hadi abi konuşalım işte İstanbul'da uzun zamandır görüşmedik. Bir Skype yapalım falan dedim. Şey dedi bana akşam 9'da toplantım var dedi. Pazar akşam 9 ben sorgulamadım da dedim abi o nasıl bir iş yani. Yani günler de kaydı. Ben onu geçen hafta kaydı fark ettim bu arada yani. Kendimde hiç o kadar bilinçsiz gitmediğimi düşünüyordum. Bizim salıları ve cumaları bir toplantı oluyor şeyde. Yani derginin işte yürütme kurulu falan filan öyle diyeyim. Abi gayet böyle uyumuşum falan. Cumartesi falan zannettim o gün. Hiç unutmayayım. Sonra bir kalktım. 3-4 kere aranmışım. Millet hakikaten bir şey oldu zannetmişti. Can arıyor. Şey, işte. Ulan başına bir şey geldi. Hani hastalandı. Aman, bir şey oldu falan. Yani öyle saçma sapan bir pozisyonda bıraktım kendimi. Garip yani.
Evet. Ya yani günlerin karışması sıkıntı oldu. Tabii ya, dediğin de çok doğru. Yani evdeyiz. Bir tane böyle caps yapmışlar. Evdeyiz diye her zaman müsait değiliz. Gerçekten öyle durum ama işte herkes bunu birbirine yapıyor. Ve hani aslında kendimizi izole ettik ama daha çok belki de birbirimizle iç içe olmaya başladık bu dijitallik yüzünden. Bakalım nasıl ilerleyecek. Ben de merakla bekliyorum. Aynen. Yavaş yavaş da şeyi sorayım ben. Son zamanlarda izlediğin şeylerde belki klasik The Last Dance'ı takip ediyorsundur diye düşünüyorum. Rod Mears'ın da vardı. Oradan hani birazcık ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve Michael Jordan hayranı olduğunu da biliyoruz. Nasıl, takip edebiliyor musun? Abi takip ediyorum. Şu anda zaten son 1,5 ayda başıma gelen en iyi şey olabilir ya. Yani zaten bunu açıkladıklarında 2 sene önce falan açıkladılar galiba. 2020 demişlerdi. Evet, ulan abi. Dedim 2020'ye, yuh be abi, çok var falan filan diyordum. Yani sağ olsun ESPN, Netflix, Allah razı olsun yani. Hani öne çektiler falan, parça parça marça parça bir şekilde gidiyoruz yani. Ya bence parça parça olması çok daha iyi olmadı mı ya? Bir de pazartesiden pazartesi ya, sanki şey gibi. Pazartesileri beklemek. Bizimkileri bekliyor. Abi yani durduk yere takvimim oldu ya. Yani hani, evet. Hani hiçbir şeye bağlayabildiğim bir takvimim yok. Şu anda pazartesileri bağladığım bir takvimim var en azından. Ya öbür türlü bak ya, çok net kendim biliyorum. Ben onu oturdum abi. Yayınladılar mı? Selamünaleyküm. Basardım abi şey play'e. Bitene kadar 10. bölüm bitirdim. Ondan sonra Allah kahretsin, ulan keşke baştan şey yapsaydık falan filan diye evet, ağlardım yani. Ve bence bir de şöyle bir akıllıcı bir şey yaptılar yani. Şu an eğer 10 bölüm olsaydı 3 hafta önce bir yanda hepsini yayınlasardı belki şu an konuşulmuyordu aynen hala öyle. Ama 5 hafta boyunca Last Dance konuşacağız evet. Yani. Ya bir de şöyle de bir avantajı var. Şimdi sana bir 5 hafta verdi. Bunları 2-2 izledin. Abi tabii ki bu bittikten sonra hadi bir tur daha bir döndüreyim dedim. Bir 6. Evet, haftayı evet. Da orada bağladın. Çok temiz 1,5 ayımızı kapattılar. Çok güzel oldu ya. Çok güzel, çok güzel. Bir de çok da konuşulacak şey çıkıyor. Salih sen de seversin. Kobe bölümleri geliyormuş şimdi. Bayağı bakalım nasıl olacak. Evet. Bugün bu yayınlananda Kobe var işte. Evet, bugünkünde. Yani izlemedim ben daha. Akşam izleyeceğim ben de. Gördüğüm kadarıyla ama Kobe 5. bölüm. Evet aynen, abi. Aynen. Hı-hı. Ben de öyle gördüm. Bakalım. Bir de Kukoç da bekliyorum ben ama bakalım ne zaman gelecek. Kukoç da var. Ben 5'i izledim, 6'yı izlemedim. Ha, iyi spoiler. Güzel. Spoiler verme diyeceğim de şimdi alakası. Şeyi olimpiyatı kazanıyorlar abi. 92 olimpiyatı. Sürpriz olmuyor belki. Abi şöyle devam edelim. Ya birazcık da senden bahsedelim istiyoruz. Seni de yakalamışken. Yani evet, sen birçok programda zaten anlattın. Erman Yaşar'ın Yok Yok programında da kendini anlattın. İşte Mehmet Demirkol ve Fuat Aktay'la çok güzel iki programın var gerçekten. Yani çok bilgilendirici ve çok açık bir program. Yani orada zaten bahsettin. Ben biraz da aynı şeyden yaklaşmaya çalışacağım. Yani zaten zamanında Fuat Aktay ve Demirkol'la beraber çok böyle ne desek o çağın ilerisinde bence bir iş yapılıyordu. Hani benim de ritüelim de her sabah izlerdim, öyle okula giderdim. Orada da senin aslında editörlüğünde gerçekten bu yenilikçi medyaya yakın bir şeyler hala yapmaya devam ediyordum. Çünkü bloglar sendeydi bildiğim kadarıyla. Bloglar aslında o zamanlar Türk medyasına blog dediğinde hani bomba sanarlardı. Ama siz orada o şeye, programı blogları sokmaya başlamıştınız. O program nasıl bir yer ediyor senin kariyerinde, işte oradaki yenilikçi yaklaşımında? Birazcık belki hani ondan bahsedersin. Abi program Mehmet abinin fikriydi. Hı hı. Ben NTV'ye ne zaman girdim? Temmuz'da girdim. Kanal açıldıktan 2 ay sonra falan girdim herhalde. Hı hı. Programa da Aralık sonunda falan başlamıştık. Mehmet abi zaten o programla beraber NTV Spor'a dahil oldu. Daha hı hı. Önceden NTV'nin, yani NTV'nin içindeki spor servisi tarafında çalışıyordu. Oradaki programları falan vardı işte 90 dakika vesaire. Ama NTV Spor'daki ilk işi yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Programda Mehmet abinin esas yönlendirmesiyle Fuat abiyle beraber ikisinin fikridir. Ya ben orada Orkun'la beraber girmiştim ama karıştırılıyor hep. Orkun Çolakoğlu değil, Orkun Yeşim vardı. Hı hı. Bizim o işte kazandığım sertifika programı vesaire onun devamında işe alınmıştı. Beraber işe alınmıştı. Biz editörlüğünü ikimiz aldık. İkimize verdiler. Konsept de şeydi yani, haberleri derliyorsun abi sabah. Gazetelere bakıyorsun. Hı hı. Bilmem işte dış basına bakıyorsun. İşte ne bileyim, yerel basından bir şey çok nadir. Şimdi yerel basına da bakıyorum demeyeyim, çok öyle bir şov yapmayayım. Böyle denge Trabzon bilmem ne derbisinden sonra Taka Gazetesi bir tane manşet atıyor. Onu da görüyorsun yani, anladın mı? Zaten öyle çok şey, değişik manşetleri oluyor onların da. Aynen öyle. Aynen.
Ya işte bloklarda o zaman patlıyordu işte. Ben 2008'den bahsediyoruz. 2007, 2008, hatta 2007 bile değil. 2008, 2009, 2010. Yani blokların o altın çağının olduğu dönem. Zaten eş zamanlı olarak yanlışım yoksa ya da bir tık daha sonra olabilir. Yeni Sen ne Yani Sen de başladı. Onun Evet. işte editörlüğünü yapıyordum. Orada şöyle bir durum oldu. Yani abi sonuçta blokları takip ediyorum. Onlar bir tık daha konvansiyonel taraftan geliyorlar. Hani biz birazcık daha o bloklarla aşırı neşiriz. Şimdi o blokların içerisinde internet o dönem şöyle düşünün. Çok güvenilir bir kaynak değil. Ve hani televizyonda bir şey söylediğinde onun doğru olması gerekiyor. Yani bugünkü gibi değil. Hani Tabii. öyle söyleyeyim en Tabii. azından. Televizyonda bir şey söylüyorsan doğru olması lazım. Check edilmesi lazım. Ve sen orada blokta bir tane hatta bir tane herif vardı. Kimdi unuttum ya adını. Ya böyle sahte hikayeler ve sahte şeyler yazdı ve bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra falan bu ortaya çıktı. Şimdi adını unuttum neyse. Kötin'in yerini hatırlıyorum ben bir. Yok Flying. yok, Pötü'nün yeri değil, Pötü'nün yeri Hı. değil ya. Aynen. Flying Dutchman'daki Flying yerden biri ama. Dutchman. Ha, anladım. Biri. Hı. Yoksa Fırat falan bayağı iyi iş yapıyoruz hala da. Yani onlar bayağı sağlamdır da oradaki yazarlardan bir tanesiydi. Neyse sonuçta hani bloktan bir şey almak okey. Hani benim için heyecanlı bir şey, yeni bir şey, genç bir şey. Tatlı ama hani onu o tarafa götürdüğünde bilgi vesaire kısmında sorun olabiliyordu. Yani hani kabul ettirmekte birazcık zorlanıyor ama onlar da zaten açık kafalı. Mesela Yeni Sen Ne Yani Sen'in fikri Fuat abiden yani sonuçta. Hı. Ona açık olmasa Aynen. olmazdı. Doğru. Biz işte topluyorduk abi. Toplantıya giriyorduk programdan bir saat, 1,5 saat önce. Ben diyordum abi bunlar 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 var. Onlar diyordu şunları alalım, bunları alalım. Mehmet abi geliyordu zaten sabah kendi de okuyordu bizim dışımızda. Bizim söylediklerimizin dışında ekstra bir şey dikkat ettiyse ve üzerine bir şey konuşmak istiyorsa o onları ekliyordu. Biz Orkun'a gidip akışı yapıyorduk, programa giriliyordu. Onlar da o sırada işte hazırlanıyordu, ediyordu. Şimdi orada güzel olan taraf abi genelde pek yapılmaz bu. Bülent Timurlenk'in Karışık Pizza diye bir yazısı olmuş. Karışık Pizza'ydı yanlış Hı hatırlamıyorsam hı. yazının adı. O yazıda genel bütün konvansiyonel medyaya geçirdiği bir yazı var. O yazının içerisindeki hedeflerden bazıları eğer hani o şekilde okumak istersen Mehmet abi de olabilir, Fuat abi de olabilir. Bir sürü şey yani bir sürü insanı katabilirsin. Mesela o yazıyı orada okundu o programda. Yani onun üzerine de konuşuldu. Yani ben onu götürdüğümde abi böyle bir yazı var diye konuştuğumda ben böyle bir şey hani program için söylüyorum dediğimde hani içeriğine baktıklarında sonuçta çok fazla insan kendisine bir noktadan dalan bir yazıyı alıp üzerine konuşmak istemez yani. Ama hani Tabii kesinlikle. o konuda kafaları gayet her zaman açıktı. O benim için şey oldu yani nasıl anlatayım? Herhangi bir şeyi götürürken bunu okurlar mı okumazlar mı bir şey derler mi demezler mi hiç hissetmedim. Buna en böyle şey süreçte dahil yani siyasi süreci de katabilirsin bütün o şeyde. Yani sonuçta ben 7 yıl orada Tabii. çalıştım. İşte Her şey o 7 değişiyor. yıl içinde neler olduğunu düşünün yani 2018-2015 arası. Bütün o süreçte hiç böyle bir şey de hissetmedim. O açıdan şanslı bir süreçti diyebilirim. Yani evet öyle ya, oradaki açıklık, yani Fuat Aktan'ın da demin konuda açıklığı bence hani tabii birazcık da orada senin getirdiğin şeyler de önemli, yani senin getirdiğin şeyler de orada kalitesiyle beraber bence kabul ettirmek Ya orada daha bu arada kolay şey olmuştur. söyleyeyim. Mesela her zaman şeydir programla ilgili o zaman da gerekli. Hani Mehmet abi bir şey söylemeye kalkar da Fuat abi hani bir şekilde kapatmaya çalışır falan. O kadar da önünü keser falan muhabbeti Tabii. oluyordu. Abi şimdi şöyle tabii ki de oluyordu yani anladın mı? Ama o Tabii. şey gibi değil yani böyle bir sansür işte bilmem ne yapalım falan değil. Abi canlı yayın bu. Canlı yayında bir şeyin ucunun nereye gideceğini bilemezsin. Yani hani söylersin, Tabii. söyledikten sonra şöyle bir problem oluyor. Abi söylersin, bir sürü şey de söyledik zaten. Yani söyledik dedim ya ben kendi Tabii yüzümden canım. anlayayım da Mehmet abi söyledi. Hani abi Beşiktaş as başkanı mı, bilmem nenin bilmem nesi mi, ıvırı mı zıvırı mı, bağlandılar ettiler. Abi bazen de bağlayamıyorsun, anlatabiliyor Tabii, muyum? Yani tabii. hani o anda bir söz hakkı doğuyor, olmuyor. Sonra birisi başka bir şey bağlanmak istiyor, ortalık karışıyor. Ya Fuat abinin sonuçta orada bir idareci pozisyonu var. O idareci pozisyonu bir denge politikası gerekiyor sonuçta orada. Bir tarafta federasyon var, kulüpler var, basın var, şirket var, kanal Kurum var, var. Aynen. kurumdaki insanlar var. Her biri ayrı bir birey ve tırnak içerisinde yıldız. Hani onların ayrı bir şekilde idare edilmesi gerekiyor. Yani idareci dediğin şey aslında gerçekten bir insan idaresinden bahsediyorum. O yüzden onun bazı köşeleri birazcık daha yumuşak tutmaya çalışmasını bir şekilde anlayabiliyorum. Ama bana sorarsan net bir şekilde benim birebir şahit olduğum herhangi bir sansürdü, bilmem neydi,
vesaireydi gibi bir şey şahit oldum mu diye düşünüyorum. Çok çok küçük. Yani belki bir tane bir maçta bir görüntü vardı. Kavga mıydı neydi falan filan. Öyle bir şey. Hani net böyle bir kavganın bilmem ne görüntüsü var. Kriminal bir tarafı da vardı onun. Hani onu vermeyelim. Şimdi başımız belaya girmesin diye bir şey hatırlıyorum. Yani onun dışında da çok bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Yani günümüzün konjonktürünü düşününce aslında hani bu kadar sansürsüz, bu kadar aslında açık bir programdı yani. O kadar açıklığı yapabilmek bile bence çok büyük başarıydı ve Abi oradaki şu anda yönetim çok iyiydi bahsettiğimiz yani. Kanal Doğuş grubunun altında Tabii. patron, yani şu andaki patron mekanizmasını vesairesini her şeyi görüyorsunuz yani. Evet abi. Yani şu andaki durum da ortada. Yani biz oradayken NTV'nin durumu da ortadaydı. Ama yani bizim tarafa çok ilişmediler. Yani bana da çok ilişmediler. Yani ben Twitter'da mesela istedim. Yazıyordum yani. Kimse de Tabii gelip siz bana ne yapıyorsun demedi yani. hala yazıyorsunuz zaten. Hani bence çok değerli şeyler bunlar. Yani bu kadar takip edilen insanların bence bunları yazması çok önemli açıkçası. Şöyle biraz da Sokrates'e dönelim abi istiyorum ben. Dönelim. Bilmiyorum Salih, Ömer sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı burayla alakalı ama. Yok, Yok, benim de yok bu yok. konuda yok. Biraz Sokrates 152 bin abone oldu. Öncelikle tebrikler bunun için de. Yani Eyvallah. burada gerçekten de çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Yani aile gibi, biz bile aile gibi hissediyoruz. Kendi işte orada bir jargonunuz da oluştu. Kendi bir kültürünüz de oluştu. Ben hani dışarıdan ve çok takip eden biri olarak söylüyorum. Yani bu sadece şey değil. Evet çok güzel iş yapıyorsunuz. Sizi takip ediyoruz değil. Baya baya sizinle beraberiz aslında bu Tabii canım. Onur programlarda. abiye bir sürü DM'den yürümüşlüğüm var. İspatlarım yani. Şey. Aynen öyle bir durum var. O yüzden bunun için hem tebrik hem teşekkür ederiz. Eyvallah. Yani burada hani tabii uzun uzun sormayacağım ama bundan sonraki Sokrates'in hedefleri nelerdir diye bunu soracağım. Yani önümüzde bir The Athletic örneği var mesela. Hani o tarz bir yapılanma belki gösterebilir misiniz? Bunu soracağım. Tabii ki bunlar hani şirket şeyleri de olabilir. Hani ne kadar paylaşabilirsen. Bundan sonraki hedef ne? Büyümek mi? Sonra mı bakacağız diyorsunuz? Yoksa Sokrates'ten yeni şeyler beklemeli miyiz yakın zamanda? Abi Sokrates adına genel vizyon büyümek. Yani şimdi burada biz bu sene çok sert bir darbe aldık haliyle içinde bulunduğumuz süreçle beraber. Çünkü önce şeyi söyleyeyim bu arada. Senin söylediğin içerisinde bir tane şey vardı hani bir aile gibi muhabbeti. Abi ben bunları çok sevmem genelde. Hani işte beraber aile gibi iş yaptık falan filan. Ya Kolej burada takımı havası. aynen. Yani çok da bence içi boş bir söylemdir genel olarak birçok yakıştırıldığı yere kıyasla. Abi bizim avantajımız şu oldu. Yani biz aile gibi değil de arkadaş gibi diyebilirim. Çünkü gördüğün herkes, şimdi Kaan abiyi ayrı tutuyorum. Kaan abi bizden yaşça hani daha büyük. Onu kenara koyarak söylüyorum ama ben Kaan abiyi de yani 12 yıldır falan tanıyorum. 12-13 yıldır tanıyorum. Abi buradaki insanların çoğu, abi ben Emre'yi, Erman'ı, Ozan Can'ı, mesela kanaldakiler üzerinden konuşuyorum. Orkun'u, ondan sonra ne bileyim, bunların Atağan'ı, Uğur'u, bunların hepsini Yeni Sen'le Yensen'den tanıdım ve onlar o sırada programa konuk olarak geldiklerinde ben zaten programın editörüydüm. Ben bu adamları 12-13 yıldır tanıyorum. Bu adamlar birbirlerini o kadar zamandır tanıyorlar zaten. Keza Uğur Ozan'ı kaç yıldır tanıyorum? 10 küsür yıldır Uğur Ozan'ı tanıyorum. Nereden baksan bir 10 yılı vardır. İnan'la dergiden önce çok az bir tanışıklığım vardı ama vardı. İlhan'la dergi sürecinde tanıştım. Mesela direkt olarak söyleyebileceğim. Onun dışında abi bu insanların hepsi zaten arkadaş ve şöyle bir grup gibi düşünün bunu. Bir jenerasyon gibi düşünün. Abi bir şey yapılıyor da ya işte blok dönemini de bunun içine katabilirsin. Genel bakışın dışında ya böyle mi yapsak? Bak insanlar şunu yapıyorlar. Algıları bir tık daha açık. Algıların açık olmasının şöyle bir avantajları olduğundan da sebebi var. Abi internet erişiminin yükselmesi, içeriklerin artması. Ya 2000 yılında bir insana ben şeyden dolayı gömemem. Ulan senin Amerika'da olan bitenden ne yazıldığında ne haberin yok mu cümlesini Tabii. kurmam zor olur. Kaan abi şeyi anlatır mesela. Abi herif 90'ların başında mı ne Fransa'dan falan böyle harçlığının son şeyiyle VHS kaset getirip öyle izletirmiş Evet. NBA maçlarını falan yani. Aynen. Şimdi bizde böyle bir durum yok. Abi şöyle oldu. Şu avantajı oldu. Dünyaya açıldın. Yani dünya önüne açıldı. Açılan dünyadan bir şeylere bakıp görüp ilham almak isteyen insanlar varsa, bu hevesi olan insanlar varsa bunlara bir imkan doğdu. Blokların patladığı dönemin asıl kırılma anı budur. Şimdi Yani. oradan çıkan çocuklar da konvansiyonele birazcık yani dışarıda ne yapıldıklarını,
ne olup bittiğini, insanların olaylara yaklaşımının nasıl olduğunu gördüğünde ve dönüp buraya baktıklarında dediler ki baba biz ne yapıyoruz burada? Hı hı. Yani onlar da başka türlü bir şeyin mümkün olabileceğine, kendi istedikleri gibi, kendi sevdikleri gibi bir şeyin peşinden koşulabileceğine inanan bir jenerasyon gibi düşün bunu. Ve bu jenerasyon emek olarak da sömürülmüştür, para olarak da sömürülmüştür kariyerlerinin çok başında. Yani en azından kariyerlerinin ilk 7-8 yılı için herkesin söyleyebilirim bunu. Doğru düzgün para kazanmamıştır. Ucuza çalıştırılmıştır, kullanılmıştır. Fazla işte mesaisinden tut, hakları yenmiştir, etmiştir falan. Bunların herkes için söyleyebilirim şu andaki bizim jenerasyondaki. Bu insanlar ufak ufak şimdi bir yerlere geliyorlar, bir işte kariyer ediniyorlar falan filan. Yavaş yavaş ama yani bu da yani nereden baksan minimum 10 yıl aldı, 10 artı yıl aldı yani bunların hepsi. O yüzden şimdi biz hep beraber o jenerasyondan başlayıp, o darbeleri yiyip, o tokatları yiyip, nihayetinde buraya gelen, yani genel bir şey açısından konuşuyorum, beraber bir insan grubu olarak bizim birbirimizle ilişkimiz başka haliyle. Yani kalkıp şimdi o yüzden bizim Erman'la benim atıyorum ne bileyim tabii ki de ben Erman ve Ozan'la programdan önce bu kadar yakın değildim. Şu anda her gün konuşuyoruz mesela, tamam ya. 3 yıldır 4 yıldır her gün konuşuyorum ben bu adamlarla ama birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz, kim olduğumuzu biliyoruz ve aramızda bir münasebet var. Şimdi oradaki rahatlık yansıyordur size. Tabii. Dışarıya. Hani Erman'ın bana bir şey söylerken bozulmayacağımı bilmesi veya benim başka birine bir şey söylerken üst bir tondan konuşmadığımı bilmesi, yani orada bir yatay bir hiyerarşi var. O yatay hiyerarşide de yani herkes birbirine olabildiğince, abi elbette birbirimizin nazını niyazını çekiyoruz, elbette kavga ediyoruz, elbette tadımız kaçıyor, elbette küsüyoruz ediyoruz bilmem ne oluyor da, yani bu şey gibi düşün, yani arkadaş arasında arkadaş grubunda olabilecek bir şey gibi, yani tanımadığın iş yerindeki bir insana küsersin, 3 ay konuşmazsın, işime bakıyorum yürüyorum dersin, benim böyle bir lüksüm yok abi bu insanlarla veya onların da benle veya onların birbirleriyle böyle bir lüksü yok, biz arkadaşız yani. Yansıyan taraf budur muhtemelen. Kesinlikle. Aynen. Ya Ali jargon dedi ya, bence işte o herhalde önceden birbirinizi tanıyor olmanızın getirdiği bir şey. Yani evet, en azından o yüzden yani kolay. Anlayabiliyorum. Mesela Erman başka birine bir şey söylese anlamayabilir onu ama ben onun ne demek istediğini anlıyorum. Yani ne bileyim işte onların parmaca, Ermanca diye bir şeyleri vardır işte. hani Londra merkezi, London Merchise falan işte böyle hani. Kardan birisine söylesen anlamaz. Tamam, ben artık hani onu dili söktüm falan, hani bu ne diyor falan, ona göre anlayabiliyorum böyle kendi aramızda. Yani o inside joke'lar tatlı şeyler, güzel yani. Diğer uzattım, özür dilerim, diğer tarafa gelin. Çok kesine bekliyor. Abi dergi olarak başladık. Dergi olarak başladıktan sonra Sokrates Almanya kuruldu. Sokrates Bistro kuruldu. Sokrates işte YouTube kuruldu. Sokrates Podcast kuruldu. Böyle. Ya aslında varmak istediğimiz nokta şu. Genel olarak soracak olursam ve ben ifade edersem. Spor yayıncılığında bir referans olmaya çalışacağız. Yani en iyisi biz olacağız gibi bir asla bir şey söylemiyorum. Sadece hani bizim ne yaptığımız belli olur. Onu söyleyeyim en azından. Hani iyi olur, kötü olur bilmiyorum ama Sokrates dilini koruyarak, ya sonuçta bizim dergide kullandığımız dille, YouTube'daki yaptığımız programlardaki dil, oradaki ciddiyetle YouTube'daki rahatlık arasında uzay kadar fark var. Şimdi ki biz bunu bile kendimiz kırarken çok zorlandık ama belli bir çerçeve, belli bir dünya içerisinde kalarak özünden bir şey kaybetmeden yayıncılık anlamında, atıyorum şu anda sizin yaptığınız gibi podcast yayınını biz yapmaya çalışıyoruz. İşte podcast yayını yapma sebebimiz de abi dergimizi okuyan insan var. İşte ne bileyim akşam gelip televizyonda bilgisayarını açıp bizi izleyebilir. Abi bu adam okuluna giderken, bu adam işine giderken, bu kadın evine dönerken bir podcast dinlemek isterse bunun da karşılığını vermeye çalışalım. Yani spor tarafında bizim sahiplendiğimiz alan spor sonuçta, yayın yaptığımız alan. Bu alanın çerçevesinde kendi sevdiğimiz gibi, kendimiz neyi dinlerdik, neyi izlerdik, neyi okurduktan yola çıkarak bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bunu da yaymaya ve genişletmeye çalışacağız. Bu çemberi büyütmek, bu çemberin içerisinde ne kadar insan alabilirsek o kadar mutlu olacağımız bir gelecek taahhüdümüz var. Ama işte bizim ana hedefimiz 2020 idi. Hedef 2020 falan gibi. Özellikle Euro 2020 çok yardımcı olacaktı değil mi abi herhalde bu şeyde? Elbette. Yani buna maddi de diyebilirsin, buna manevi de diyebilirsin, kanalın statü atlaması da diyebilirsin. Ya çünkü şöyle söyleyeyim, abi biz 2018 Şubat'ta başladık. 2018 Şubat'tan 2018 Haziran'a kadar bizim kanal
beta yayını gibi bir şeydi yani. Evet, abi biz Dünya Kupası ile beraber patladık yani. Patladık dediğim yani biz gerçekten kendi patladıktan kastım şu. Gerçekten yayın yapabilen bir mecraya dönüşebileceğimizi fark ettik. Çünkü orada 30 gün boyunca her gün canlı yayınlar, bilmem neler bir tarafta, başka bir yerde bir iş yapılıyor, orada o yapılıyor, her gün canlı yayın yapılıyor, bilmem ne falan. Dedik ki ulan tamam hani olabileceğini o zaman düşündük. Orada bir kırılma oldu. O bizi bir üst basamağa attı. Abi ondan sonra kendi içeriklerimizi çeşitlendirmeye çalıştık. Geçen seneyle beraber işte sponsorladık hepsini neredeyse. İşte daha böyle farklı insanları dahil etmeye çalıştık. Farklı alanlara gitmeye çalıştık. Kimi oldu, kimi olmadı. O ayrı konu ama hani denedik, ettik falan. Bir yayıncılığı genişletmeye çalıştık. Düzenli yayıncılığı. Şimdi Euro 2020 bizim için şöyle bir anlama geliyordu. Ki bazı anlaşmalar yapmıştık. Bu hem sponsor bazında hem aramıza yeni katılacak insanlar açısından kanalı gerçekten yani Sokrates'i marka olarak bir üst seviyeye çıkartacak şeyleri hani bunu inşallah öyle olurdu diyebileceğim bir durum değil. Hakikaten bazıları olmuştu çünkü yani anlaşmaları imzaları falan atılmış işlerden bahsediyorum. Ki daha çoktan Aralık'tan Kasım'dan falan bahsediyorum yani. Biz bunu bekliyorduk ve buna hazırlanıyorduk. O arada bu darbeyi yemek bizi birazcık sersemletti. Ama yani şu anda bir sorun yok bir şekilde. Yani sorundan kastım bir sürü sorunumuz var. Hani şu anda tabii. Stüdyo yaptık. Stüdyo bir iki ay kullanabildik. İki ay kapattık. Şu anda boşta duruyor yani o stüdyo. Abi, nazar değdiğiniz aynen. Gibi stüdyo. Öyle bir yatırım yapılmıştı falan. Yani işte buradan evlerden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oradaki insanların yayın şartlarını düzeltmeye, geliştirmeye çalışıyoruz ediyoruz. Ya yani başımıza iş aldık açıkçası yani bir şekilde sonuçta herkes gibi. Biz de bu aynen. Süreçten böyle nasiplendik. Yani nihayetinde abi biz bu süreç geçer, döneriz. Abi Euro 2020, Euro 2021 oldu. İşte ne bileyim olimpiyatı seneye yapacaklar. Bunlar hani bu ara olup uçmadılar. Gelecek seneye kaldı. Biz de gelecek seneye hazırlanacağız. Yapacak bir şey yok. Sadece yolda böyle kazalar, herkesin hayatı var. Biz gene yani insanların başlarına neler geliyor? İşlerini kaybediyorlar, bilmem nesini kaybediyorlar. İşte yakınını kaybediyorlar, hepsinin canını kaybediyorlar. Şimdi kalkıp da burada ulan stüdyoda güzel yayın yapıyorduk, evden bağlıyoruz diye de ağlayacak. laçkalıkta olmayayım ama yani tabii. Orada bir sadece önümüzde bir darbe yedik. Umarım hep beraber oradan devam edip işte Euro 2021'de neyse artık 2021 yılında bugün düşündüğümüz şeyleri o zaman yapabiliyor hale geliriz diye umuyorum. Abi orada hani referans noktası vurgusu yaptın sen aslında ama zaten hani bence o şu an için birazcık başarılmış bir şey. Çünkü Türkiye'de ne kadar olsa da sadece bu işte dört büyüklerin kavgası, fanatiklik dışında aslında spora biraz daha böyle entelektüel şekilde bakan bir grup var. Ve hani onlar için aslında referans noktası olduğunu şimdiden söyleyebiliriz yani. Hani eski, siz hep bahsedersiniz NTV Spor Dream Team. Biraz da Sokrates de birazcık bize öyle geliyor açıkçası şu anda. Bilmiyorum Salih, Ömer sizler ne diyeceksiniz? Ben bir ekleme yapacağım o NTV Spor'u. Ben ilk lisedeydim herhalde ya. Tam şu an yıllarını hatırlayamıyorum da. Radikal Spor İlk okumaya başladığımda, hatta bir eki vardı Radikal'in. Hı hı. Radikal Futbol. Futbol evet. Hani futbol, o 2001-2002 falan olması. Evet. Aynen işte lisedeyim. O, hani onu okurken başka hiçbir gazeteden o spor sayfalarında almadığım bir şey alırdım. Tam tarif edemediğim. Sonra hani sanki Sokrates ve NTV Spor'ta bulundu. Abi, yani onun devamı gibi oldu yani. Uğur abiler, Bağış abiler, Mehmet abiler, evet. Yiğiter abiler onların hepsi oradan çıkma zaten. Ya oradan çıkma demeyeyim de onlar da oradaydı diyeyim. Ya ben de şunu söyleyebilirim abi hani neden mesela Sokrates yeni video geldiğinde biz Londra merkezi izliyoruz ya tamamen naçizane kendi grubum, kendi arkadaşlarım. Yani bizim mesela podcast yaparken bile merkez çıkış sebeplerimizden biri de sizdiniz. Bu Z kuşağı özellikle ve bizim gibi artık Y kuşağı ortada kalan nesil işte neyle büyüdü? Maratonla büyüdü mesela. Zamanında maraton izlerdik. Erman'la Şansal abi çıkardı. Daha sonra İşte Aç Rıdvan'ı dönemleri başladı ama bir süre sonra biz bunu istememeye başladık. Çünkü oradaki fanatizm, oradaki aşırı derece bir şeyi savunma bizi çok yormaya başladı. Ve gerçekten bir alternatif arıyorduk. Tam da benim aslında sizi izlemeye başlamam Dünya Kupası döneminde oldu. Çünkü maçtan önce program yapılıyor, maçtan sonra program yapılıyor. Ve aynı yani çok güzel bir analiz yapılıyor. İşte Emre abi geliyor, bir analiz yapılıyor. Ama yandan o bizim istediğimiz goygoy da dönüyor. Yani oradan da var, oradan da var. Biz bunu çok istediğimizi aslında ya aradığımız buymuş lan moduna getirdik. Diğer kısımda da ekleyecek olarak şunu ekleyebilirim abi. Evet belki çok büyük bir darbe gördünüz ama hani yine etrafımızdaki ve ekşizlik arkadaşı olarak
sizi sahiplenen de çok var. Yani ben kendi adıma mesela birçok kişi, o mesela bir aylık şey açmanız çok klas bir hareketti bence. Ücretsiz bütün eski sayıları aboneliği açmanız çok klas bir hareketti. Ben normalde aylık elden alsam da gittim orada bir de dijital şeye de üye oldum. Aboneliğe de üye oldum. İşte katıl butonunu zoraki açtınız. Belki biraz bilmiyorum utana sıkana. Hani insan böyle bir şeylere hiç yapmadığı bir şey belki yaparken biraz çekinir. Yani ne yapıyoruz da katıl diyeceğiz falan ama orada bile 3-5 destek bunun bu zor diyen de oldu. Bu kitleyi de siz yarattınız. Sizin rahatlığınız ve başarınız yarattı açıkçası. Abi eyvallah. Ya katılla ilgili kısım şöyle. Biz normalde sana açık açık söyleyeyim yani şu anda. Hani biz katıl biz nasıl söyleyeyim ilk bu seçenek açılan kanallardan biriyiz. Hı hı. Türkiye'de işte ne bileyim geçen Kasım'da mı Ekim'de mi ne öyle bir şekilde açıldı yani bize o seçenek. Kullanmadık hatta YouTube tarafında bizimle ilgilenenler var öyle diyeyim. Hani işte Londra'daki headquarter artık orası neresiyse. Onlarla falan konuşuyoruz. Türkiye'de buraya geldiklerinde bir workshoplarına katıldık ettik bilmem ne gittik. Abi tamam çok iyi mantıklı bağımsız yayıncılar için kusursuz bir çözüm. Abi ama biz kendi aramızda şeyi düşünüyoruz. Ulan biz açacağız bunu. Diyoruz ki ama insanlara abi biz yeni stüdyoya taşındık, yeni ofise taşındık. Bütün programlarımız sponsorluk. Kalk yani bunu nasıl rasyonize edeceğiz lan yani? Hani insanlara tamam böyle bir şey verelim de yani bunun rasyonize edemeyiz yani. Gel bize destek ol kısmını nasıl yapacağız diye kara kara düşündüğümüz bir süreçti. Yani o yüzden hatta o anlattığımız videodaki hikaye de o. Yani şu anda evet şu anda böyle bir durum yok. Şu anda bu bizim için önemli bir seçenek. Biz de bunun için karşında böyle böyle şeyler yapabiliyoruz diye çıktık. Hani bunu aman aman bağırmadık da. Hani bu doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. Ama yani yerleşik krallıktaki 2-3 tane işte geçmiştir. Ondan sonra çok da fazla bağırdığımız bir durum değil. İşte ne bileyim geçen canlı yayın yaptık bir tane üyelere özel işte Kaan abiyle. Onu da üyeler biliyordu yani bunu da Twitter'dan Twitter'dan duyurmadık falan. Başkaları bu yönü seçiyor seçmiyor. Herkesin kendi tercihi bilmiyorum. Belki biz de yaparız. Hani böyle bir hani biz bunu düşündük böyle etik karar aldık falan gibi katiyen böyle bir şey yok. Yani yarın öbür gün biz de yaparız ama hani o katıl tarafındaki kaygı ondan ibaretti aslında bir tarafta. Diğer yönden de ya bundan önceki jenerasyon için konuşayım. Abi izlerken ben o insanları nasıl söyleyeyim? Ya televizyonun şöyle bir problemi vardı. Sosyal medyayla beraber en büyük değişim bence orada yaşandı. Abi insanlar ekrandan başkalarının evlerine girip başkalarının hayatlarına müdahil olabilirken sen televizyondan izlediğin insana herhangi bir noktada hayatının dokunabilecek bir etkileşim yoktu yani. Yoktu. Aynen. Yapabileceğin en fazla şey televizyonu santralini açıp hoşuna giden bir şey varsa tebrik etmek, o insana sevgimi iletin demek, şirkete bir tane belki kanala çiçek yollamak ya da sevmiyorsan da yine santrali arayıp küfretmekti. Yani ve bu insan duymuyordu bile. Yani bu şey gibi işte fil dişi kuleden yukarıdan aşağı bakan birileri var abi televizyonda ve televizyon ünlüsü hakikaten çok kıymetli bir şeydir o yüzden. Çünkü dokunulmazdır. Dokunulmaz olduğu için yaldızlarının dökülüp dökülmediğini bilmezsin. O insanın gerçek mi yalan mı olduğunu bilmezsin. O ekranda ne görüyorsan odur. O yüzden yukarıdan bunlar seslendiği için bu bir noktada tanrı kompleksi yarattı bence. Yani bu sadece işte bundan önce sinemacılar bilmem ne falan filan. Al bundan 50 yıl önceden geriye. Abi sen bu tanrı kompleksiyle beraber gelen jenerasyonu sosyal medyayla beraber bir çarpıştırdığında abi büyük bir kırılım yaşandı çünkü alışkın değiller abi. Yani Twitter açıyorlar. Tamam. Adam oradan diyor ki siktir git buradan diyor. Tamam mı? Yani şimdi, aynen. Abi, nevri dönüyor. Nasıl ya falan oluyor anladın mı yani? Hani bir Erol Büyükburç gibi hissedersin orada abi. Ben sattık falan dersin yani. Ne bileyim adam YouTube'a geliyor. Abi Beyazıt Öztürk YouTube kanalı açtı. Yorumlar kapalı abi. Böyle saçmalık olur mu? Tabii. Aynen. Böyle saçmalık olabilir mi abi? Yani ne bileyim. Tezat yani. Televizyonda üfürüyordun abi çıkıyordun Fener'e bu gelecek ona bu gelecek buna bu gelecek. Şarlatan medya maymunluğunu yapan tipler abi şu anda Twitter'da yazıyor ona bu gelecek buna bu gelecek. 3 gün sonra bir bakıyorsun başka yerde başka bir şey söylemiş adam bir alıyor 2 gün içinde farklı bir şey söylemiş. Twitter'dan tak vuruyorlar abi suratına. Bazılarınki kötele onlar devam ediyor ama hani bu şartlarda bu kadar etkileşim içindeyken çok zor yani çok zor bu şekilde devam etmek hayatına. Bu kadar böyle cool bu kadar dışarıdan bu kadar yukarıdan bakarak iş yapmak. Bana çok mümkün gelmiyor yani. Ama hani bunun da bir sınırı var. Tamam mesela bak Londra merkez özelinde şeyi söyleyeyim. Biz birazcık daha yani bizdeki şeydi böyle atıyorum ilk başta. İşte %30 goy goy %70 gerçekten konuşalım. Abi program kendi içerisinde tam tersi bir noktaya gitti. Evrildi gerçekten. Evet yani evrildi ve kırılma anı da 6. bölümdür.
6. bölümde Erman'ın gözde anısını anlattığı bölümde evet, beraber evet, evet. Orada bir kırılma oldu, tamam mı? Ve ondan sonra giderek giderek bugüne geldi. Şimdi bize diyorlar işte entelektüel beyaz futbol. İşte A kesimin beyaz futbolu. Abi evet, beyaz futbol kısmı tarafına katılabilirim bu arada. Tek problem var. Abi beyaz futboldakilerin hepsinin bir gizli ajandası var abi. O söylediklerinin evet. arkasında hesap kitap var. Bizde bu yok. Hani bizdeki arkadaş sohbeti gibi laçkalık ve gevşeklik var. Öbürlerinde laçkalık ve gevşeklik var. Ve şu da var. Bence en büyük problem de şu. Manipülasyon var. Yani. Abi sen benim, atıyorum Premier Lig'le alakalı bir şey konuşuyorum, tamam mı ben? Sen izleyici veya dinleyicisin. Beni görüyorsun, dinliyorsun. İçinden şunu dersen, ulan bu pezenek bu konu hakkında hiç bok bilmiyor, hiçbir şey bilmediği için de şu anda goy goya vuruyor bunu demen başka bir şey. Ulan bu adam bu konu hakkında aslında bilgi sahibi de böyle konuşmayı tercih ediyor demen çok başka bir şey. İkisi arasında, ikisinin arasında çok büyük bir saygınlık farkı var. Ve hani o yüzden bazılarına baktığında başka türlü gelebiliyor. Bu arada ben de Premier Lig gurusu değilim. Ben futboldan söylüyorum ama ben futboldan anlamam. Ben izleyiciyim. Hani teknik taktik bilmem. Bilen konuşsun diye Emre'yi koyduk zaten. Emre konuşuyor yani. Abi Erman da böyle bir iddiası yok. Ozan Can'ın da böyle bir iddiası yok. Biz teknik taktik gurusuyuz falan diye. Abi ben iyi bir izleyiciyim. İyi bir takipçiyim. Oradaki hikayeleri hatırlarım. Onu hatırlarım. Belli insanlara veya belli takımlara karşı yüksekliğim vardır. Bunları izlerim, takip ederim ve buradan şey yaparım. Ben kalkıp da abi burada böyle ya elbette bir taraftar gibi yani kahvedeki veya ekran başındaki herkes gibi ulan onu çıkarsana böyle oynanır mı? 3-5-2 çıkılır mı? 4-3-3 çıksana falan. Hani elbette ben bunları söyleyebilecek durumdayım ve söylüyorum da. Ama ben kendim bir futbol otoritesi olarak konumlandırmadım hiç zaten. Ama en azından şunu biliyorum. Yani izleyenler şunu hissetmiştir. Bende de, Erman'da da, Ozan'da da. Abi bu adamlar konuşuyorlardı. Ulan bunlar sadece Arsenal izlemiyor. Galiba bu herifler Burnley maçını da izliyor. Zaten Erman anlatıyor. Hani evet. Erman zaten evet. eşek gibi izleyecek. Yani onu yapacak bir şey yok da. Abi ulan bu adamlar Brighton. Onlarla da hakim oradaki topçuları mopçuları biliyorlar. Herhalde izliyor bu herifler ya. Yani bilmedikleri bir konu hakkında konuşmuyor. İyi verdik diye umuyorum. Hani o yüzden de goy goyumuz şu anda hoş karşılanıyor. Yoksa abi üçümüzü şu anda Bundesliga üzerine goy goy yaptırmaya çalışıyor. Rezil oluruz yani. tabii. Ya bence dediğinde çok kilit bir nokta var bu arada. Şey hani sen bilmene rağmen kendini aşırı ciddiye almayıp bu işi yapıyorsun. Hem biraz goy goya vuruyorsun ama öbür taraftan bahsettiğim programlar bilmemesine rağmen kendisini aşırı ciddiye alıp o goy goyu devam ettiriyor. Abi zaten en büyük problemi şu, yani. Şu anda medyadaki insanların. Abi insanlar kendini hakikaten çok ciddiye alıyorlar. Yani herkesten bahsetmiyorum sonuçta da yani gördüğün o kötü örneklerin çoğu da aynı şey geçerli. Kendi söylediği Allah kelamı gibi, kendi söylediği işte her işte doğruymuş gibi, ne bileyim sürekli bir etki, karşıdan hep doğru, evet abi bravo abi, aferin abi, şak şakçı bulması gerekiyormuş gibi. Yani bu kadar ciddiye almaya gerek yok abi, sonuçta yani nihayetinde benim çıktığım programın olma sebebi İngiltere'de 20 tane takımda her hafta 10 tane maç oynanıyor. Adamlar çıkıp 90 dakika top oynuyorlar, biri yeniyor, bazı maç berabere bitiyor, birileri gol atıyor, birileri gol yiyor. Ben Bu bir sektör ve bu bir endüstri ve ben bunun üzerine konuşuyorum. Bu kadar. Aynen. Yani aynen, bunun şeyden bir farkı yok yani. Nasıl söyleyeyim? Aklıma da şu anda ne geldi? Yani, abi sinema sektörü içinde aynı şey geçerli. Hadi onlar birazcık daha sanat. Oradaki başka bir yaratıcı bir taraf var yani bu işin de. O tarafa girmeyeyim de. Yani iş bu ya. Yani birileri bir şey yapıyor. Evet. Sen de onu yorumluyorsun abi. Yani işi de yapmıyorsun bir de. İşi yapan da sen değilsin. Sen aktarıcısın. Yani medyanın rolü, medyanın herhangi bir tarafının rolü aktarmaktır. İletmektir. Yani bir mecra olmak ve bir yerde başka, ya bu habercilik içine geçer. Ya atıyorum ekonomi haberi yapan adam da aynısını yapar. Piyasalarda bir şey olur. Bunu alır halka anlatır. Der ki bunu daha basite indirger. Olan olayı basit bir şekilde herkesin anlayabileceği şekilde sokmaya çalışır. Kimi onun daha ilgilisine daha derin bir şeyler anlatır ama yaptığın iş özetle ya, bir iş yapıldığı için alıp onu bir şeye, bir yere iletmektir. Bunu nasıl yaptığın ve ne şekilde yaptığın senin iyiliğin ya da kötülüğü belirtir. Ama dünyadaki herhangi bir iş olmasa, dünyada herhangi birisi herhangi bir iş yapmıyor olsa medya diye bir şey de olmayabilirdi yani. Hani spor diye bir şey olmasa, birileri top oynamasa, birileri tenis oynamasa, birileri koşmasa, birileri yüzmese, spor medyası diye bir şey olmayacaktı. O yüzden ana aktör, evet olabilirsin, yönlendirdiği çok şey vardır, ne bileyim. Doğru yere kanalize etmek, o sporu da sporcuyu da yükseltmek, büyütmek. Fransa'da işte atıyorum işte Tour de France'ı çıkartan da bir basın kuruluştur sonuçta yani. İşte ne bileyim bunu taşımak da medyanın görevidir ama bu kadar ciddiye alınacak bir şey yok abi. Yani alacaksa ciddiye gitsin, yönelmesi alsın yani. Doğru. Aynen.
Zaten şimdi sporda yok dediğin gibi mesela hiç olmadığı için hadi yani dergicilik başka bir şey. Yani Sokrates olarak mesela sonuçta %100 hatta %0 gündem yapıp %100 tamamen derginin her şeyini geçmişe göre yani yapabilirsiniz ama mesela gazeteler, günlük gazeteler inanılmaz sıkıntıda şu an. O kadar belli ki yani spor sayfaları falan saçmalıklarla. Ne yazacaksın yani. Abi? Ne yazacaksın? Yani? Yani. Ama çıkmak zorunda işte en azından birkaç sayfaya ayırmak zorunda. Aynen öyle. Tabii, aynen. Doğru. Buradan yavaş yavaş aslında şeye bağlayabiliriz. Yani birazcık Premier Lig'e bakalım Londra merkezi bulmuşken burada. Birazcık da Premier Lig'e bağlayalım. İki ay sonra ilk kez Premier Lig konuşacağım. Hayır bakalım. Evet, birazcık bu heyecandan faydalanalım. Olur olur. Şöyle abi bir skandalla başlamak istiyorum. Birazcık çalışıyorduk tabii sana program öncesi. Bloğuna da girdim. Çok keyifli bloğum var bu arada. Yani tam benim kafamda. Oğlum ben bloğunu... 8 yıldır bir şey yazdım. Bazı yazdığım dönüp baktım da utanıyorum öyle şeyler. Yok yok görseller falan şeyler güzel güzel. Görseller falan güzel. Listeler ulan falan şiir falan yazdık. Onlar gidiyor. Falan duruyor. Korkut bir yer orası. Ben bu kapatmaya çalıştım beceremedim. Onları okumadan geçtim. Abi linkini yapmayın verelim. Beyler. Yok ama asıl skandal şu. Blow'un tepesinde Forever Blowing Bubbles yazıyor. Ve sen bir Arsenal'lısın. Aynen. Bunu nasıl açıklayacaksın bilmiyorum Arsenal'lılara ama böyle bir şeye getireyim dedim gündeme. Bilmiyorum. West Ham sevgini itiraf edebilirsin belki programda. Ya West Ham sevgim şöyle. West Ham şeyin adı neydi ya kafam durdu. Green Street Hooligans'ı izlemiştim. Ya Ogan benim en yakın arkadaşım. O şimdi İngiltere'de yaşıyor hatta. O mesela West Ham taraftardır orada. Abi şarkı ya müziği çok seviyorum. Sporu çok seviyorum. Ve öyle bir şeyin içe geçmiş olması böyle ritüel. Hani o balonlar, malonlar falan filan. Abi çok etkileyici bir şey. Bunun için çok West Ham taraftarı olmama gerek yok. Ve hani I'm Forever Blowing Bubbles bir isim, bir header olarak da yani hani atıyorum şey gibi bu. Twitter'da ilk girdiğinde ne yapıyorsun falan gibi şey yazıyordu yani ona. I'm Forever Blowing Bubbles. Yani birisi geldiğinde o bloğa baktığında kim lan bu dediğinde kim bu dediği kişi yukarıda demiş ki işte sürekli ciklet çiğniyorum, balon patlatıyorum falan. Hani öyle bir şey yani basit, rahat bir şekilde ifade edebilecek bir şeymiş gibi geldi. Şarkıyı da çok seviyorum. Çok güzel yani hakikaten. Marş olarak da. Kümeleri beni her zaman şey yaptı yani mesela Sweet Caroline çalıyor mesela şeyde de Emirates'te de işte Diamond'ın falan. Abi işte bu sene gitme fırsatı buldum. Bu şey öncesinde hayatımda ilk kez. Daha önce gidecektim. Çok kötü şeyler geldi başıma. Gidemedim. abi mesela statta o şarkı çaldığında inanılmaz mutlu oldum ya. Yani ve böyle hakikaten iyi hissettim. Benim sorarsan hani hayatta en sevdiğin şey ilgilenmekten, uğraşmaktan veya vakit harcamaktan. Abi müzik severim. Spor severim. Yani bu ikisi bir araya geldiği noktalar ben I'm Forever Blowing Bubbles'da büyük ihtimalle ondan etkilemiştir yani. 2-0'lık maç değil aynen. Mi abi dediğin? Abi işte Chelsea maçına gittim önce. Koydular bize. Ondan sonra United tamam. Maçını izledim. Tamam. Bir de ikisi de aynen. Aynen. Abi tribünleri nasıl buldun? Geçen sene ben de hani Aspark kadar bir Emirates'e gitme fırsatı buldum ama çok turistik geldi bana. Yani böyle bir şey bir hava yoktu gibi geldi. Ama şey olayı çok etkileyici. Yani o maç öncesi dediğin gibi çıkış, müziğin verilişi, oradaki yaptıkları brandingler falan. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Ki Arsenal'ı da tutmuyorum aslında ama sen genel havayı nasıl buldun Arsenal stadında ve çevresinde neler hissettin maç günü? Yani bizden birazcık daha nelere değişik gördün diye bir soru sorayım aslında. Söyleyeyim. Abi ben 4-5 yıldır falan Türkiye'de maça gitmiyorum. Çünkü Türkiye'de maça gitmeyi eziyet olarak görüyorum. Tribünün girişinden, çıkışından, oradaki geçirdiğin deneyimden falan tamamen bir skandal bence. O yüzden çok soğuduğum bir tarafı var işin. Ama abi şey çok objektif değil tabii bu söyleyeceğim şey. Çünkü büyülendim ilk gittiğimde stadı gördüğümde falan. Arsenal taraftarıyım ve ilk kez Emirates'e gidiyorum yani. Hı hı. O yüzden mesela bak Chelsea maçından ziyade United maçında hani bu nasıl bir şımarıklık diyebilirsin. Ulan bir kere gitmişsin ikinciye gidiyorsun diyebilirsin de. Hani o bir tık daha normal bir deneyimdi benim için. Onu anlatmam peki. Daha doğru. Bir şeyi görüyorsun. Bir hafta sonu veya hafta içi bir aktivite olarak. Yani nasıl insanlar çıkıp burada bara gidiyorlar. İşte ne bileyim sinemaya gidiyorlar.
Sahile iniyorlar, oturuyorlar falan filan. Hani böyle bir sosyalleşme imkanı olarak düşünün. Herhangi bir şey gibi. Maç da orada böyle yaşanıyor ve ben buna nasıl ifade edebilirim bu farkı bilmiyorum ama eziyet çekmiyorsun abi. Yani sana lanet olsun demiyorsun. Girerken yani şöyle atıyorum çok iyi bir Galatasaray taraftarı, çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı için eminim ki stada girdikten sonra o maçı izlerken falan filan bütün o adrenalin vesaire çok bir fark yoktur. Hatta buradaki ateşlilik vesaireden belki daha da yüksektir. Ama abi Galatasaray stadına gitmek için mesela atıyorum neredesin? Şişli'de oturuyorsun. Bakarsan metro ile gidiyorsun. Abi o Seyrantepe'ye giden o metro aktarması, o herkes dip dibe Evet. rezillik, stada yürüyorsun, turnikeden geçtin geçmedin, orada kontrol, böyle sıkışık sıkışık atıyorsun ki abi çıkıyorsun 60 bin kişi dışarıda, evine dönüyorsun 3 saat sonra. Yani bunu bir eziyete çevirdiğin için burada illallah diyorsun. Abi orada giriyorsun, orada da 60 bin kişi var. Ama nasıl oluyorsa bu 60 bin kişi orada efendi gibi giriyorlar. Yürüyorsun. Bir kişiyle böyle sırt sırta temas ettiğin bir noktan yok. Bir kişiyle böyle bir üstüne gelen bir insan yok. İşte şu anda meşhur ya kişisel alan, personal space Evet. falan. Abi orada böyle bir otomatik gidiyor zaten bu. Gidiyorsun, yemeğini alıyorsun, oturuyorsun, birini içiyorsun, maçını izliyorsun. Rahat rahat izliyorsun, rahat rahat çıkıyorsun ve rahat rahat evine dönüyorsun. Yani şimdi bu fark en büyük fark da taraftarın ateşliliği olmama kısmı ile alakalı. Şunu söyleyebilirim. Ama ben 2011'de şeye gittim. Gittiğim ilk maçtı zaten yurt dışında. Barcelona Real Madrid maçına gittim. Süper Kupa rövanşına gittim. İlk maçı da Madrid'deydim. Önce Madrid'e gitmiştik. Öyle bir seyahat yapmıştık. Orada stada giremedik. Stadın yanında marka kafe vardı. Orada izlemiştik. Dönüşü şeyde izledik. Nou Camp'ta izledik. Abi ben orada zaten şeyi benim o kırılmam 2011'de oldu zaten. Hani One Stad'a girdim. Barcelona Real Madrid Süper Kupa final rövanş maçı. Yani dünyadaki en Daha büyük ne olacak aynen. rekabetlerden bir tanesi. Daha ne olabilir yani? Ve şeydi galiba o maç. Bu Villanova'nın gözüne parmak sokulan maç. 3-2'lik maç. Mourinho'nun. O maç olması lazım yanlış Olaylı hatırlamıyorsam. maç. O maçtı. Abi ben oturuyorum. Barcelona tribündeyim. Ulan karşımda, ya karşımda değil işte iki sıra altında şey oturuyor. Real Madrid formalı Japonlar oturuyor. Orada bilmem ne oturuyor. Real Madrid gol atıyor, herifler ayağa kalkıyor ooo, falan filan. Ulan statta çıt yok. Kale arkasında bir bölüm var. Kale arkasındaki bir taraftar grubu var. İşte onlarla çarpsam böyle sen 2000 kişi belki var belki yok. Onlar bir şeyler yapıyorlar. Bütün stat sağa bakıyor, sola bakıyor, telefonla oynuyor. Onu yapıyor. Onların bu ne ya? Şey gibi yani tiyatro şey diyeceğim tiyatroda da sahneye bakarsın yani oyunu izlersin pür dikkat bir şey yapmaya kalktın yani ne bileyim tiyatroda böyle cipsimiz yemeye kalktın öldürürler adamı yani. Hani ondan bile saçma bir noktada olduğunu görünce ve olayın tamamen turistik bir şeye evrildiğini gördüğümde ben de o şey kırıldı tamam ulan hani burada şey demeyeceğim hani hani emperyalist düzen işte ıvır Endüstriyel zıvıra futbol. girmeyeceğim de endüstriyel futbola falan girmeyeceğim yani de şeyi görüyorsun yani orada başka bir boyuta geçmiş öyle diyeyim. Aynen, Bunu iyi ya aynen. da kötü demiyorum. Bunun iyi bir sürü de tarafı var sonuçta. Hani o kulüplerin büyümesi, bu ekonominin büyümesi, bu sektörün büyümesi anlamında. Tabii bunlar avantaj bir taraftan. Ama diğer taraftan da hani o aradığın o vahşi taraf bayağı bir törpülenmiş. Elbette bundan 20 sene önce böyle değildir muhtemelen. Bu kadar şey değildir. Hala bugün bile benzer şeyleri yine koruyan da vardır. Ama İngiltere'de benim gördüğüm örneklerde işte Arsenal stadına gittim. Öyle çok büyük bir şey yok. Ama eğlenceli mi? Eğlenceli. Bir aktivite olarak gitmek ister miyim? Londra'da yaşıyor olsam ilk yapacağım şey Arsenal kombinesi almaktı. Ve Arsenal taraftarı olduğum için değil bu arada. Hafta Keyfine sonu gidersin. güzel geçiririm abi. Güzel top oynanıyor. Gidiyorsun efendi gibi Aynen izliyorsun. mis gibi. Ekran var ya. Adam pozisyon tekrarını falan gösteriyor yani yukarıda. Sen git bakayım Türkiye'de pozisyon tekrarını ya 90 Tabii skorboard'u tabii. görmüyorsun. Abi o tehlikeli İşte yani hani gerçekten orada hakikaten ya çünkü mesela stada giden adam onu bazı şeyleri kaçırıyorsun eve geldiğinde fark ediyorsun ya. Ya adamlar oraya kadar vermişler sana yapmak. ya. Hani rahat her şey güzel elinin altında temiz giriyorsun çıkıyorsun hop bitti. O yüzden güzel. Çok Abi güzel. bir de hikayelere çok rahat ulaşabiliyorsun. Yani Premier Lig'i mesela ben şu an için hani Türkiye Ligi'nden daha fazla takip ediyorum. Çünkü daha yakınım abi. Yani gidiyorsun orada bir makale okuyorsun. Gerçekten insider bilgiler. İşte
futbolcular podcastlere katılıyorlar. Teknik direktörler podcastlere katılıyorlar. Hikayenin için aslında seni katıyorlar. Burada yani atıyorum Sivasspor'la alakalı senede kaç haber okuyabilirsin ama ben gidip orada işte Sheffield United'ın yardımcı hocasına kadar biliyorum gibi. Bence bunu da çok iyi başarmışlar ve abi, bir olayın parçası hissediyorsun yani. 2016'da yaz Temmuz sayısı falan olması lazım. İşte Masafuera diye bir yazı yazdım dergiye. Hı-hı. Neden Galatasaray'ı, yani Türkiye'de taraftarlı Galatasaray'ı bıraktım. Tetikten ne taraftar olduğum üzerine bir yazıydı. Orada verdiğim bir tane örneği söyleyeceğim sana. Abi hazırlık okumuş, İngilizceyi öğrenmiş bir insan olduğunu düşün. Kaç yaşında yani bu çocuk? 11-12 mi? Evet. Ki şu anda çocukların birçoğu ilkokulda falan öğreniyorlar zaten İngilizceyi. Hı-hı. Yani 10-11 yaşında bir çocuk. İyi kötü İngilizce biliyor. Öğreniyor yani şu andakiler. 11 yaşında bir çocuktan bahsediyorum. Bugün 11 yaşında bir çocuk Galatasaray taraftarı olsa ve İzmir'de otursa, İzmir'de yaşasa, hı-hı, Galatasaray'ı senede bir kere görebilir. Göztepe maçına geldiğinde. O da bilet bulabilirse görebilir. Onu da gidip Göztepe tribününde izlemek zorunda kalır. Ne o heyecanını yaşayabilir ne bir şey. Geçtim. Tabii. Bu çocuğun Galatasaray'la ilgili okuyabileceği, öğrenebileceği neler var? Son bir senedir bir şeyler üretiyorlar. Onları geçtim bu arada. Son bir senedir YouTube kanalıyla beraber Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş daha aktifler. Çok ben bunu yazma değillerdi. Ama yani gene tabii arkaik diğerlerine göre de. Abi futbolcu tanıyor musun? Tanımıyorsun. Konuşuyorlar mı? Röportaj veriyorlar mı? Herhangi bir yere vermiyorlar. Ekrana çıkıyorlar mı? Maç sonunda doğru düzgün konuşuyor mu bu herifler? Konuşmuyorlar. Klişe cümlelerle konuşuyorlar. Klişe cümlelerle konuşuyorlar. Bu adamların herhangi bir ilgi alanı, bir şey var mı biliyor musun? Bilmiyorsun. Terse çeviriyorum. 11 yaşında çocuk. Arsenal.com'a girdi. O zaman şey vardı. Euro 2016 vardı. Euro 2016 sırasında. O sırada son bir haftaki multimedya şeylerine bakmıştım. Rakamları hatırlamıyorum da 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir şeyden bahsediyorum. Arsenal sitesinde Arsenal'li futbolcularla ilgili son bir haftada yüklenmiş 9 tane video içerik vardı. Galatasaray'da en son yüklenen içerik ben 2016 Temmuz'da baktığımda 2015 şampiyonluk videosuydu. Multimedya içerik. Ve diğer tarafta şu vardı. Ben Arsenal taraftarı Arsenal'le ilgi duyan bir çocuk olduğumu düşün. Ama ben girdiğimde şunu görüyorum. Takımdaki en geri plandaki adamlardan biri Carl Jenkinson. Hı hı. Ama videoları izliyorum. Videoları izlediğimde Carl Jenkinson'ın aslında Alex Oxlade-Chamberlain'in pampası olduğunu görüyorum. O zaman sövdüğüm kaleci Chesney'nin aslında ne kadar komik bir herif olduğunu izliyorum. Adam tavayla arkadaşlarıyla masa tenisi oynamaya çalışıyor. Onun videosu var. Öbür tarafta Jenkinson'la Oxlade-Chamberlain'le beraber birbirlerine ne kadar tanıyorum videosu yapılınca komikler ve rahatlar. Ve biri işte ne bileyim Gabriel Paulista'yla konuşuyorlar. Herif diyor ki Mert Özaker galiba röportajı yapıyor. Şey diyor Paulista'ya. En son okuduğum kitap Gabriel Paulista diyor ki ben hayatımda galiba hiç kitap okumadım falan. Ayıya bak. Ondan sonra ne bileyim öbürü başka bir şey söylüyor. Adamları tanıyorum abi. Adamları tanıyorum ve sahanın dışında nasıl insanlar olduğunu biliyorum. O yüzden de takımın belki de en çok sövdüğüm, en çok şey yaptığım adamlarından Chesney'i mesela ben severim. Chesney'i sevmemin sebeplerinden biri budur. Ne bileyim Carl Jenkinson'ı ben severim. Carl Jenkinson şu anda bir hiç yani aslına bakarsan. Aynen. Ama hani o adamı seviyorsun. O adamı tanıyorsun. Takımdakileri tanıyorsun ve yakınlık kuruyorsun. Bağ kuruyorsun. Ne bileyim. Senin sevdiğin şarkıcıyı dinliyor olabilir. Ya abi şey yaptılar ya Liverpool'un YouTube kanalında Rap Battle var. Rap Battle'da Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain, Van Dijk, kimdi diğeri? Firmino galiba. Dördü. Abi çıkıyorlar. Bir şarkı çalıyor hangi rapper bunun şeyi falan filan onu bilmeye çalışıyorlar. İşte bir çok test çözüyorlar. 25 dakikalık falan bir video ve o kadar komik ki. Yani abi ben o videoyu izledikten sonra Liverpool bir futbolcu ben kendi adıma söylüyorum. Ben nefret edemem abi Arsenal taraftarı olarak. Kesinlikle. Ben oradan şey olarak ayrılıyorum. Ulan hani Oxlade'i sevmem hani kızgınsın diyelim sallıyorum hadi Arsenal'den gitti falan. Abi onu izliyorsun o kadar bir nefretle bağlanmazsın bu adama. Ya hepsini geçtim. Guardian'da İşte David Proper röportajı çıkıyor. Hı hı. Yani ne bileyim Pascal Gross'un bilmem nesi çıkıyor başka bir yerde. İşte ne bileyim Burnley'de Chris Wood'dan bir alıntı çıkıyor. Ya Troy Deeney'nin işte ne kadar boktan bir geçmişten geldiğini görüyorsun. İşte Jamie Ward daha şampiyon olmadan önce 2 sene önce bilmem nerede oynadığını görüyorsun. Birileri yazıyor, birileri çiziyor. Abi bana burada Gençler Birliği'ndeki
Aklıma bile gelmiyor. Kanda yaş mı var mesela? Orada mıydı o? Yok, Alanya'da mı o? Alanya'da. Alanya'da. Alanya'da olsun hadi. Öyle diyeyim. Kendimi de bozmayayım. Kanda yaş dedim. Abi Kanda yaş kimdir ya? Herhangi fikrin var mı? Yok. Herhangi bir yazı yazıldı mı bu herif üzerine? Kim olduğu ile ilgili bu adamla konuşuldu mu? Bu adamla röportaj yapıldı mı? Bu ülkede her gün 60 tane de gazete çıkıyor abi. Aynen. Buradaki heriflerden bir tanesi gitmiş bu arada çıkıyor şimdi şurada da demeyeyim abi deplasmana ya adama uçak biletini alacak paraları da yoktur muhtemelen o yüzden göndermiyorlardır da ya İstanbul'a geldi bu adamlar gittim bir tanesi ulan bu adamları tanıyor musun? Ya Perry Jones var şeyde Bursa Spor'da oynuyor basketbol. Hı-hı. Perry Jones oynamış Oklahoma City Thunder'da Kevin Durant'la Russell Westbrook'la. Konuştu mu abi kimse? Yok. Gittiniz mi? Baktınız mı? Muhabbet ettiniz mi? Yok. Ondan sonra yayıncı kuruluşu var abi bu ülkenin basketbol liginin. Ne yaptınız? Ondan sonra Bursa Spor maçları ya işte bilmem nenin maçları izlenmiyor. Niye izlensin abi? Niye izlensin yani? Aynen. Şu anda o yüzden özetle çok uzattım. Diyeceğim şu. 11 yaşında dil bilen, dünyaya açık, başka yerlere girip çıkmayı bilen, Galatasaray Org'a girme imkanıyla Arsenal Com'a girme imkanı aynı olan bir çocuk için Arsenal kusura bakmasın kimse çok daha ulaşılabilir bir yer ya. Aynen öyle. Çok aynen daha öyle. Ulaşılabilir bir yer. Aynen öyle. Abi 11 yaşındaki çocuk demişken buradan birazcık Arsenal'a bağlayalım. Senin Arsenal'la nasıl tanıştın, nasıl Arsenal oldun onu birazcık bize birazcık paylaşırsan iyi olur. Yani bu Arsene Wenger'le mi başladı yoksa işte o Arsenal'in sıkıcı zamanlarını boring Arsenal diye karşı takımın takıldığı zamanları da hiç biliyor musun? Nasıl başladı Arsenal? Yok abi senin nereden için? Bileceğim onları 84'lüyüm ben. İşte tabii. Michael Thomas falan filan bir 89 yani oralarda bir şampiyonluk vesaire ben hiç oralarda yoktum yani. Ben Bergkamp ya ben adam tuttum adamdan sonra takım tuttum öyle söyleyeyim yani. Ha öyle. Evet ya benim hayatta hala ve hala en sevdiğim ilk en sevdiğim diyeyim ilk en sevdiğim iki futbolcu Bergkamp ve Batistuta'ydı. Sonra bunlara Hani'yi ekleyebilirsin. Daha da vardır yani ekleyebilecek isimler de yani özellikle Bergkamp ve Batistuta'nın açısından bende yeri ayrıdır. Abi ben Bergkamp seviyordum. Bergkamp da Arsenal'de oynuyordu. Bu kadar basit aslında yani. Çok temiz. Yani işte ne bileyim Batistuta'yı aşırı seviyordum. Batistuta'yı çok sevdiğim için Fiorentina'yı da seviyordum mesela. Öyle düşünebilirsin. Peki Arsenal milli takımlarda milli takımlarda Hollanda mı? Arjantin Hollanda. Arjantin yani Hollanda her çok, zaman. Çok benzermişiz ya. Peki böyle anlık... Bir tek şeyi söyleyeyim. Pardon. Bir tek Euro 2000'de Euro 2000'de diyorum ya. Ha. Bir tek Dünya Kupası'nda, 2006 Dünya Kupası'nda ne Arjantin'i ne şeyi tutuyordum. Hollanda'yı direkt başından itibaren İtalya'yı tutuyordum. Ayı vay, gibi. Mutlu sana. Onlara Buffon yani. Hani onlara Buffon etkisi var. Yani 2000 deseydin çok şaşıracaktım. 2000 Hollanda'sı çok iyiydi. Ya şey, ben de mesela Bergkamp'la Arsenal oldum. Hatta ama benim Arsenal forması değildi. Fransa 98'de galiba asıl Bergkamp manyaklığım başlamıştı. Ama bilmiyorum seni tabii. Benim de öyle ya. Tabii. Hmm. Yarı finale giden takım. Evet. Abi aynen. Orada işte Arjantin attı efsane gol vardır falan. İşte 98 kupasında inanılmazdı ya. Hı hı. Aynen. Peki nasıl görüyorsun Arsenal'ı? Yani şimdi Wenger dönemini atlattık. Hani oraya çok değinmeye gerek yok. Yani acısıyla tatlısıyla bitti. Emery'yle böyle bir kabus yaşandı gibi diyelim. Arteta'yı nasıl görüyorsun? Umutların nasıl? Tam da aslında Arteta yoluna sokmuştu. Son 8 maçta galiba yenilmemişti Arsenal. Son 3'ünü de kazanmıştı. Tam böyle yoluna tutuyordu hoca ama bir anda böyle korona işi patladı. Sen nasıl görüyorsun Arsenal'ın geleceğini? Ya hoca yenilmemişti de yani şöyle diyeyim bazen nasıl anlatayım onu? Abi bazı hocaların bazı tercihleri, bazı yaptıkları, yapmadıkları, bazı oyuncu değişiklikleri falan bende fazla şey yapıyor. Ulan bu adam yani şöyle bir yerden bakıyorum tam cahil taraftar olarak. Ulan bu adam bu işi biliyor mu lan acaba falan dediğim duruma geliyor. Arteta'dan hem çok iyi aldım bazı şeyleri. Bir kere hani oyuncularla iletişimi, kenardaki hali tavrı, açıklamaları, konuşmaları... Özellikle Emery'den sonra. Özellikle Emery'den sonra. Tabii ki özellikle Emery'den sonra. Hani çok başka geliyor. O yüzden o açıdan saygım var. Ama takım Arteta'nın altında inanılmaz bir top oynadı. Öyle top oynadık. Bilmem ne falan diyeceğim bir tane maç var mı diye düşünüyorum. Yok o kadar yani. Hani öyle cayır cayır aktık diyeceğim bir maç yok. Chelsea maçı. İlk yarısı. İlk yarısı. Aynen. İlk yarısı United maçında sayılır. United maçı. Evet. Ama orada da United'da ne kadar yani Arsenal aslında birazcık o takımdı.
büyüklerle oynarken büyükmüş gibi olup aslında onların böyle rahat parçalayabileceği ve gidebileceği bir takımdı. Yani United'ın da şu anda bu sene büyüklere karşı iyi bir performans sergilemiş olsa da bayağı saçma sapan skorlar falan aldılar yani, okey de. Yani Arsenal için birazcık şeydi orada, hani United olmasından sebep çok da emin değilim. O tarafın doğru mu yani oradan almanın. Ama Arteta'yı bilmiyorum abi, ölçebilecek bir tarafım yok. Şu anda olumlu mu dersen hislerin, biraz daha olumlu. Öyle gider umarım. Takımı nasıl buluyorum? Abi gençler çok iyi. Takımın yaş ortalaması yani bence bayağı iyi bir çekirdeği var. Ya buna şeyi katabilirsin. Saka'yı katabilirsin. Kesinlikle. Martinelli'yi katabilirsin. Pepe'yi katabilirsin. Bu saydığım adamların hepsi yani 23-25 yaş, 24 20-10 yaşında. yaşında adamlar yani. Hani Saliba gelecek. Saliba geldi zaten işte lig bittiği için. Aynen. O da artık geldi sayılır. Ondan sonra abi Bellerin aynı şekilde. Tierney aynı şekilde. Kalede Leno beğeniyorum. İşte ortada Torreira beğeniyorum. Ondan sonra abi Aubameyang, Lacazette ikisinden biri gidecek büyük ihtimalle de. Yani iki tane iyi forvet var. Zaten gitmesi iyi olur bir tanesinin. Çünkü olmuyor yani ikisi beraber. Oynatılmıyor aynen. Oynatamıyorsun. Hem Martinelli için de biraz daha fazla şans olur yedekten girmek için veya öyle olacaksa. Yani takımın bir çekirdeği var. Sorun şu. Sebayüs falan da katladı buna. Sorun abi savunmada stoperin yok. Yok. Maalesef. Yani abi takımın gençler çok iyi. Potansiyelli. Mesela Saka'nın ben böyle bir çıkış yapacağını falan tahmin etmiyorum ama yani ne kadar veri dersen, çok cahilce bir yerden daha geleyim sana. Şimdi CM0102 oynuyorum. Abi Saka akıyor. Yani update'le Valla. oynuyorum da Saka uçuyor yani. Martinelli ile Saka saçma noktalara gidiyorlar. Bunu güncel FM oynayan arkadaşımla konuştum. Onda da 2030'da saçma bir noktaya gitmiş. En pahalı İngiliz futbolcu falan galiba. Ay İngiliz değil. En pahalı şey futbolcu. Premier futbolcu falan galiba Saka 2030'da. O yüzden o da bana bir güven verdi. Yani çok Bu arada temelsiz bir güven ama ya bu kadar gencin yanına abi stopere işte doğru iki tane lider karakterli bir tane orta sahanın ortasına bir tane stopere adam alırsan şöyle doğru düzgün doğru bir şeyle hani lider oyuncu takımın gerekirse sertlik verebilecek takımdaki insanlar hadi beyler falan diyebilecek. Bu hadi beyler kısmı şey ya karakter koymaktan bahsediyorum. Çünkü Arsenal yıllarca karakter koyacak adam eksikliğini çok hissetmiş bir takım. Bu kadar kesinlikle. dağılmasının sebeplerinden biri o. Çakayı çok eleştiririm, ederim falan filan. Bence hani sövdüğüm en fazla topçulardan biridir büyük ihtimalle Arsenal tarihinde ama mevcut Arsenal kadrosunda Çakadan daha iyi lider yok yani. Bir Yok taraftan da onu hakikaten. da söylemem gerekiyor. O Belki yüzden Aubameyang karakter falan ya hani yok ya Aubameyang falan ya. biraz. Dikkat etsen hiç Mesut demedim. Konuşmaya Yok başladım. Mesut da hiç. Abi Mesut yok da yok yok hiç hiç. Mesut, Yani. Mustafa ve David Evet. Luiz şeyleri geçmedi. Ya David Luiz mesela dursun abi. Dördüncü stoper olarak dursun. Evet. Tecrübesi var. Ne bileyim adam hani sonuçta çok yeteneksiz bir herif değil. Birçok yerde de işine de yarayabilir. Yani dördüncü stoper olarak tut. Yedek stoperin olsun. David Luiz'den zarar gelmez yedek stoperde de. Ya yani iki tane iyi stoper al. Bir tane de şey koy. Önlerine bir tane sağlam bir adam daha koy. Bu şekilde takım ufak ufak toparlayacak yani. Hani olamaz bir iki sene içinde şampiyon falan da ben Arsenal'in geleceğini açık görüyorum. Yani doğru bir teknik yapılanmayla beraber bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bak. Birçok kulübe göre mesela bak yani şöyle diyeyim. 5 sene sonraki City'ye göre, 5 sene sonraki United'a göre, 5 sene sonraki Tottenham'a göre ben Arsenal'i çok daha City dahil olmak üzere söylüyorum. Çünkü ben 2022 den sonra City'nin o Katar Dünya Kupası'ndan sonra o yatırımlar vesaire bu cezalar mezalar birazcık Düşüyor. sallanacaklarını tahmin ediyorum. Ki kadroları da yaşlandı. Yani Evet. o da var. Önümüzdeki 5 senede Liverpool'la beraber hadi Chelsea'yi de katayım. Chelsea de iyi gidiyor. Ben Arsenal'in önünün açık olduğunu düşünüyorum şu anda. Bence de. Aynen bence de öyle. Ya belki hani Manchester United tekrar onların da genç nümesi fena değil. Yani Fena değil. orada birazcık ayrıştık. Değil değil. Birkaç da adam aldılar. Onlar da toparlamışlardı. Benim İşte orada Solskjaer'e güvenmiyorum abi ben. Erman ben güveniyor güvenmiyorum. mesela. Erman Ya ben de hiç güveniyor. Ben güvenmiyorum. güvenmiyorum. Ben de güveniyorum ya bakalım hangimiz haklı çıkacak. Ben de Ben de Erman çok tarafındayım. ortadayım ya. Yani Solskjaer'le alakalı çok ortadayım yani. Bu Bir de arada çok sen ne çok diyorsun? karavana attılar abi. O kadar karavana attıktan sonra önce bir kadronun da içini bir hafif hafif temizlemek lazım. Onlara da böyle nokta Bruno Fernandes gibi falan 2-3 tane daha adam lazım onlara da. Tabii. Lazım. Kesinlikle. Ulan Aynen. forveti yok heriflerin mesela bir tane. Yani Evet. önce bir forvet alsınlar. Bizim stoper yok, onların forvet yok yani. Aynen. Ya orayı biraz yamamaya çalıştılar işte. Igalo'yu falan aldılar. Şeyi Yani. oynattılar. Ama yani evet bir forvet lazım. Yoksa yani Rashford, Fernandes ve Greenwood diyelim hadi oraya da güzel üçlü Güzel arkada. güzel çok iyi. Martial.
Martial atıyorlar işte öne. İşte bence güzel bir nüve var orada da. Bakalım Solskjaer'e göreceğiz birkaç sene sonra. Şey, açıkçası. Bir arada önceki sonraki konuya geçmeden bir şey diyeceğim. Şey, Onur iki stoper dedi. Ben de şu an FM 2019 oynuyorum. Arsenal'e Eder Militao artı Upamecano aldım. Vallahi arkamıza bakmıyoruz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Upamecano söylentisi çıkıyor zaten Arsenal'da. Leipzig'de sözleşme yeniledi galiba. Bayern de çıkmıştı. Sözleşme yeniledi. 2021'de release clause aktif olacakmış galiba. Hadi bakalım. Ya, iyi gider. Bak abi söyleyeyim. Saliba'yı da bir görmek lazım da. Saliba'yla David Luiz'i 50 olduğunu düşün. Hı-hı. İki tane de iyi stoper al. Hayatına devam et yani. Yapacak bir şey yok. Bence o paraları. Aynen. Bence Torreira'da birazcık böyle artık oynatmaya başlarlarsa ve biraz daha alışırsa bence çok faydalı olur. Yanında oynayacak adama bağlı abi. Ya Gendüz'ü keşke biraz daha bir tık daha iyi olsa. Aa bir dakika dur. Gendüz'ü de övecektim dur. Onu unuttum. Ama Gendüz'ü de çok beğeniyorum. Ya ben Gendüz'ü çok seviyorum da lan, bazı maçlarda böyle bayağı benim sinir ediyor ama. Abi 20 yaşında çocuk daha ya. Tabii aynen o yüzden. Var bir potansiyeli ama. Var bayağı var. Ne kadar geçecek bakalım. Abi Arsenal konusunu da kapatalım. Zaten kapat çok bile konuştuk boş ver. Aynen çok bile konuştuk. kısa bir son köşemiz var aslında. Onu da yapıp programı yavaş yavaş kapatacağız. Nasıl istersen. Sonra şöyle 10 tane çok kısa sorular soracağız. O mu bu mu şeklinde. Olur. Seçmediğin dünyadan yok oluyor. O şekilde kritik kararlar veriyorsun yani. Yok oluyor. Bir kere verirsen. Ama hepsi kişili değil. Benimkilerin hepsi kişili değil mesela. Neyse kişili evet, olan. Aynen. Ya da evet kişili değilse de ona göre cevap veriyor. Evet abi kişisel yani. Şöyle düşün. Seçmediğin şey dünyada hiç var olmamış olacak. Ha öldürmüyorum yani kimseyi. Yok. Doğmadığı için ölmemiş de olacak. Yok aynen okay. Bir grup bir mesela film. Olur. Hiç olmamış. Dünya hiç gelmemiş. Aynen. Tamam okey. Ya ilk sorum benim şimdi Berkan Henry'di. Onu geçiyorum. Böyle Berkan, bir şey sorma bana. Henry sormayacağım. Henry Ljungberg diyeyim oraya. Henry mi Ljungberg mi? Henry ya. Evet. Bu kolay oldu ya. Evet. Yani Berkamp çıkınca ne yapalım? Orada çok bastırdı zaten sorma deyince. Aynen. Siz devam edin. Tamam. Abi Snatch mi? Lock, Stock, Two Smoking Barrels mı? Zor soru bu da. Snatch ya. Bence de Snatch ya. Doğru karar gibi. Ya ama şeyi söyleyebilirim. Öbür şimdi Lock, Stock and Two Smoking Barrels'da daha eğlenmiş olabilirim. Ama Snatch daha iyi film. Evet daha iyi film abi. Daha iyi film. Aynen bence de. Okay. Bence de öyle. Ben de kalecilerden gideyim o zaman. İki Arsenal kalecisi. Lehmann mı Seaman mı? Lehmann. Yani bu da kolay galiba. Yani Seaman da iyi kaleciydi de işte. Yani Seaman iyi kaleciydi de ben o zamanlar Arsenal yani o şey golünden sonra golünü hatırlıyorum. Ben onu izlemiştim. Brezilya. Zaragoza'yı. Ben onu 11 yaşındayken Çanakkale'de tatil, Kurban Bayramı tatil miydi? Neydi artık hatırlamıyorum. Bir tatile gitmiştik. Orada izlemiştim abi. O ben o golü canlı izledim. Yani canlı dedim. Televizyonda canlı izledim yani o golü yediğini. Ya o günden beri Simon, daha bak Arsenal'e değilim. Simon benim için kaleci değildir yani. Üstüne gitti. Ya benim zaten Peris 2002'de Ronaldinho'dan yedi. Evet 2002'de o gol demedim. Aynen. Gitti işte. Evet. Aynen doğru. Ya çok güvenilir değildi bence de. Ya. Bir de tabii Lehmann'ın şeyi var yani. Kaleci'de Alman'dan var. Şaşmayacaksın abi. Alman kaleci. Aynen. Leno'yla devam ediyor. Karius hariç. Karius da şu an dönmüş Liverpool'a evet, tekrardan. Evet. O da bir son dakika haberi olsun. Geçiyorum ben diğer soruya. O computer mı? In Rainbows mu? Zor. İyi. Bu sefer dur. İyi düşünüyor bu sefer. Güzel. In Rainbows. Tamam. Sevindik. Yapma. Ben okey kompütür diyeyim abi. Abi ya ben de yani okey kompütürle hani şeyim var ilk temasım ama abi In Rainbows'un benim hayatımdaki yeri biraz daha farklı ya. Ha okey onunla alakalı zaten. Biraz müzik öyle bir şey ya. Çok kişisel evet, ve şey ya. Hani aynen. Onu dinlerken hissettiği şeyler falan bayağı önemli. Benim de öyle ya. Yani Reckoner şarkısı orada zaten en sevdiğim şarkı. Devam edelim. Sağ abi benimki çok kısa sıklıklı bir soru. Bir sabah kalkıyorsun. Ya işte akşam yayın var hazırlanayım falan diyorsun. Kapının altından bir tane zarf atılmış. Tamam mı? Ya bu zarf niye diyorsun falan. 3 tane bilet var. Birini seçeceksin. Sayıyorum. Ama her şeyin ayarlanmış. Yani otel, uçak falan hepsi ayarlanmış. Lakers-Chicago var abi. NBA finali. 7. maç. Jordan falan gelecek ama tribünde olacak. LeBron da Kobe için şampiyonluk kupası. Gözleri ateş. İkinci biletin Radiohead. Chicago mu? Evet, Lakers Chicago 7. maç.
Chicago kimle çıkmış lan finale? İşte yani hayal abi. Ama aşık değil. Burada ben çizdim senaryoyu. İyi tamam. İkincisi Radiohead. VIP en öndesin. Front'tan izliyorsun. Üçüncüsü de Arteta yardırmış şampiyonluğu falan. Şampiyonlar Ligi de Real Madrid, Arsenal. Ama bir bakıyorsun üçünde saati aynı, günü de aynı. Hatta bana şimdi şey de dersin, sen sevmezsin böyle senaryoda açıklıkları. İşte NBA yerel saati falan farklı. Hayır. NBA diyor ki bu sefer diyor Avrupa dizecek diyor. Onu da prime çekiyor. Üçü de aynı saatte birini seçin. Abi Radiohead'le alakalı bir şey söyleyeyim size. Ben iki kere Radiohead konserine gitmek için bilet aldım. İlk senede gidemedim abi. Hadi birinde ya. 2012 Rockwerther'dan Radiohead konserine geçecektim. Konserden 15 gün önce Radiohead'in Toronto konserinde stage çöktü. Ve görevlilerden biri öldü. Avrupa turnesi iptal edildi. Biri bu. Diğeri seneyi hatırlamıyorum. Birkaç sene önce falan. Ozan'la bir kız arkadaşım vardı. Bana hediye olarak o konserin biletini almıştı. 4 ay önce falan. Şey değil değil mi? NTV Spor'a girmene vesile olan değil, arkadaş değil. O kadar eski değil lan. ondan sonra ayrıldık. Ona da gidemedim. Hadi ya. Biletleri de isteyemedim tabii. Ayılık olur. Yani ondan sonra o da olmadı. O yüzden ben Radiohead'e gidemiyorum abi. Ben Radiohead'e gidemiyorum. Ben eğer Radiohead biletini seçersem başıma başka bir iş daha gelir. Radiohead'e eledim. Düşünüyorum. Abi şeye gidelim ya. Arsenal maçına gidelim ya. Durduk yere LeBron şimdi önümüzde kupon puan almasın. Güzel, mantıklı oldu. Pragmatik bir seçim oldu. Evet. Okey. Ben de şeyden giriyorum o zaman. Abi senin bir pizzacı maceran var. Bilen biliyor. ben de sana hangi pizzayı tercih edersin soruyorum. Bir klasik olarak margarita mı yoksa pepperoni mi? Margarita'yı tercih ederim. Abi işte bence zaten pizzacıların hepsi margarita'yı seviyor. Ki gerçekten galiba hatta benim İtalyan arkadaşlarım var. Gerçek pizza margarita'dır ya. Diğerlerini salla falan. Tabii abi pizza değil diğerleri ya. Ya şöyle. Nasıl anlatayım onu bilemedim şimdi ama. Ben de ustası veya gurusu olduğumdan söylemiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Sadece bir tat olarak söylüyorum. Abi sanki bana şöyle geliyor. Bir şeyin içerisine ne kadar fazla şey konuyorsa orada bastırılmak istenen bir şey var. Bence çok mantıklı. Yani sen hamuruna, sosuna ve peynirine aşırı güveniyorsan zaten istersin ki ulan insanlar şunun bir tadına baksınlar, o kadar iyi dersin. Onun aynen. Üzerine mısır attım, mantar attım, peperoni attım, salam attım, sucuk attım, domates attım, biber attım. Yani o bana birazcık evet. Şey gibi geliyor. Yani yaptığı şeye güvenmeyen birazcık onunla kapatıyormuş gibi geliyor. Yanlış da olabilir düşünüyorum ama o yüzden margarita. Tamamdır. Katılıyorum ben de. Kendi soruma geçiyorum. Oasis mi, Blur mü? Abi bu soruya benim cevabım Oasis. Yani tabii ki Oasis. Bir de tabii ki diyor ya. Tabii ki Oasis. Ama ben hiçbir zaman ya Blur'u sevmedim. Şöyle sevmedim. Ya Oasis dinlerdim hep. Blur'u çok dinlemezdim bile yani, anladın mı? Hani çok şey değildim. Ben Blur'u dinlemeyi üniversiteden sonra başladım. Gerçekten dinlemeye. İşte Damon Albarn'ı birazcık daha fazla takip ettim. Birazcık daha baktım, ettim falan filan. Nihayetinde geldiğim noktada Damon Albarn fanı bir Oasis hayranıyım. Ve Blur'u de aşırı severim. Heh, yani diyecektim. Blur'u de ayı gibi seviyorum. Oasis'i de çok seviyorum. Öyle kalkıp da yani Londra merkez doğumlu gibi Oasis için Blur'cu kavgasına da dahil olacak halim yok. Yani, ikisini de seviyorum. Ya bence Damon Albarn bu arada müthiş bir şarkı yazarı. Belki de son 20 yılın falan gördüğü en iyilerini olabilir. Şeyi dinlediysen zaten belki de ondan, yani Damon Albarn falanıysan The Good, The Bad and The Queen tabii. Diye bir projesi vardı. Bence o Blur'dan iyi yani bu arada her türlü. Ya bir de Gorillaz var. Dinliyor. Ya onun Gorillaz zaten. Kılıyla kimdi lan diğeri? Onların Rocket Juice and the Moon diye de bir şeyleri var. Projeleri var. Orada Poison falan mesela çok iyi şarkıdır, ona bakabilirler. Ama benim için ya Oasis'in her zaman bir tık öne koyarım. Çünkü dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hiti bence Live Forever'dır. O yüzden de hit olarak söylüyorum. En iyi şarkısı demiyorum. Aynen.
Ama bir hit olması için bir andı yani. Abi ben Live Forever'ın çıktığı dönemde o bilinç düzeyi, yani bunu anlayabilecek bilinç düzeyiyle beraber o Britpop'un göbeğinde o Live Forever'ın çıktığı gün o listelere ilk düştü ve radyolarda ilk çaldığı gün o şarkıyı dinlemek isterdim. Çünkü her dinlediğimde aynı hissi veriyor bana hala. Aynen, ben de katılıyorum. Burada ayrışmadık yine. Son iki soru kaldı Salih. Evet. Ben son sorumu sorayım. Abi Sokrates ekibi olarak Euro 2001 daveti alıyorsunuz. Olay yerinde izlemek için. Tüm uçak Sokrates ekibi dolu. Sonra bir portal oluyor. Uçak yok. Yani paralel boyuta geçiyorsunuz. Uçak bir bakıyorsunuz. Los gibi adaya inmişsiniz. Tabii ölen falan yok. Bir karmaşa, bir curcuna. Ama sen şeyi biliyorsun. Diziyi de izlemişsin. Olay hakimsin. Bir gruba girmen lazım. Ölmüşüz yani. Bir bakıyorsun abi. Finali o kadar kötü değil. Yok. Karşında iki kişi var. Emre Özcan geliyor. İşte taktiksel konuşuyor. Şöyle yapmamız lazım Onurcuğum. Bak böyle kurtuluruz filan. Bir de Erman Yaşar geliyor. İşte kardeşim öyle değil o filan. Birine katılmak zorundasın. Hayatta kalmak için hangisinin grubuna katılırdın? Uçak düşmüş. Uçak düştü, ölen yok ama birine katılman lazım yoksa adreslar gelip kaçıracak seni. Ya kesinlikle bir gruba katılman lazım. Uçak kalkabilecek halde mi? Emre Özcan diyor ki ben uçağı tamir edeceğim diyor. Yani sen konuşuyorsun. Bir şey derdim de. Evet aynen. Bence dedin abi. Abi lost gibi. Evet. Erman Yaşar'da ben SOS yazacağım kardeşim kocaman diyor lastiklerle diyor. Erman'la takılırım. Tamam. Erman'ın planı daha realist zaten abi. Daha realist abi. Yani çok ya uçağını tamir ediyorsun abi, düşmüş ya. Aynen. Ya düşmüş ya, tamir etseler de ben binmem düşer diye. Yok yok. Bir daha düşer aynen. Yani. Okey. Ben o zaman zaten galiba son soru bana kaldı. Aynen. O zaman ben de hiç konuşmadık İzmirliliğinden. Onunla ilgili bir şey sorayım. Ama öncesinde şey soracağım abi. Sen İzmir'e gidip en son hakkıyla ne zaman takıldın? Ne zamandır? Oluyordur 2 sene falan. Ha, okey, 2 sene bir şey diyeyim şey. O zaman sana soruyorum. Çünkü eskiden yoktu yani Bostanlı diye bir yer doğru düzgün de. Bostanlı mı Alsancak mı şu an? Şu an. Evet. Bostanlı. Değil mi? Tabii. Aynen. Bunu İzmirliler anlayacak sadece burasını ama evet, artık artık Bostanlı is the new Alsancak diye ben aynen, burada getiriyorum. Ya şu anda şöyle söyleyeyim. İstanbul dışında bir yerde nerede yaşamak istersin diye Türkiye için konuşuyorsak. Yani Bostanlı'da yaşamak isterim. Güzel yer, Uğurlan'ın evet. Biraz boku çıktı ama yani. O taraflar fena değil ama şehre de çok uzak olmak isterim. O yüzden Uğurlan'ın daha ilerisine gitmem. Ama Bostanlı iyi ya. Bostanlı iyi. Bence de. Dün de Dünya İzmirliler günüymüş abi. Kutlu olsun. Allah razı olsun kardeşim. Vallahi iyi süpermiş ya. Yani. Güzelmiş. Vesileyle buradan. Ne güzel geçmişler bunu. Bizimkilerin böyle gerizekalı hareketleri var ya. Gidip böyle en alakası şeyde kendini paya çıkarmak gibi demişler. Bugünü yapalım demişlerdi. Evet abi, o birazcık hakikaten dile de düşmeye başladı ya. Abi İzmir milliyetçiliğinden nefret ediyorum ya. Abi Allah'ından da o kadar ya. Vallahi nefret ediyorum. İzmir'le ilgili en büyük problemim olabilir. Yani. Abi birisi bana boyoz övmesin ya. Ulan 18 sene yedim ben de. Yani hamur lan. Boş hamur abi. Yani neyin şovunu yapıyoruz ben anlamadım. Tamam, o isimler konusunda da bizim çok üstümüze geliniyor. O ayrı konuda. Evet. Yani. Bence de. Ya bu arada bir sistemimi ileteyim. Abi ben 18 yaşında 2002'de İzmir'den çıktığımda İzmir'de bomba diye bir şey yoktu abi. Şu abi anda İzmir'in efsane tatlısı bomba diye bir şey satıyorlar. İnadına da daha yemedim. Çok ben bu yedim. Yüzden yemedim. Abi gerizekalılar da İzmir'deki salaklar da bunu benimsemişler. Abi bomba bizim durum. Tövbe yarabbim. Hiç böyle bir durum yok. Beyler bize haber gelmedi yani bomba bizimdir diye. Yani. Evet abi, o tam İzmirli. Hımbıllığı işte. Ben mesela şey İstanbul'daydım geçen 3 ay önce hayatımda ilk defa ve İzmir bomba yazıyor kocaman. Ya ben de İzmirliyim abi, bu neymiş İzmir bomba falan diye yedim. Sarhoş kafaya yani. Hiç hayatımda içemediğim bir şey, bir daha demem herhalde. Bu arada onunla ilgili de gördüğüm en saçma şeylerden biri de çok alakası olacak da söyleyeyim bari kapatırken. Abi bu Beşiktaş'taki eski başbakanlık şimdi Cumhurbaşkanlığı ofisi var ya. Aha. Abi önünde böyle polis şeyi var zaten. Böyle karakol gibi bir şey var. İşte evet. Giremiyorsun. İşte özel harekatlar, mazer hareketler falan. İnanılmaz korunan bir yer. Tam karşısındaki bina ne biliyor musun abi? Böyle ne ayı abi? Gibi yazıyor. 2 metre, 5 metre. Bombacı Fatih yazıyor abi karşısında. Abi. Yani, ben onu gördüğümde bir Bombacı Fatih'e bakıyorum. Sağa dönüp. Sonra sola dönüyorum. Oraya bakıyorum. Ve abi, bomba fotoğrafı iyiymiş. Var ya. Bomba görseli var yanlış hatırlamıyorsam. Bombanın oğusu falan. Böyle pimi patlayacak bomba gibi.
Ya ulan diyorum ne yapıyorsunuz ya? Yani hangi abi cesaretle sen geldin buraya, bunu astın, bu tabelayı astın. Gerilla marketing diye bir şey var ya. Yani tam o ya. İnanılmazmış hakikaten. Büyük bakın, cesareti yani varmış Fatih Bey'in. Ya takdir ettim Fatih Bey'i arkadaşlar. Ben evet, de. Bizi dinliyorsa buradan ben de selam veriyorum. Evet, selamlar bombacı Fatih'e. İzmirlileri de son anda karşımıza aldığımız podcast'ımızı yavaş yavaş kapatalım. Çok güzel oldu. İzmirliler akıllı olsun. Adamınız diye bize bir şey demeyin yani. Abi çok teşekkür ederiz. Çok eyvallah keyif kardeşim. Aldık yani. Ben evet, keyif aldım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ağzına evet, sağlık abi. Eyvallah. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kalın.